CT Medya'dan seçim 2023'ten merhabalar. Seçim 2023'ün startını bu programla veriyoruz. Değerli izleyiciler, yani öyle bir seçim süreci oldu ki hakikaten zipli, böyle sıkıştırılmış. Depremdi, araya Ramazan girdi derken propaganda şurada son 15-20 güne sıkıştı. İnanın biz de çok zorlanıyoruz. İl başkanlarını arıyoruz. Hepsi sürekli bir yerdeler, adaylar bir yerlerde. Biz mesela bu dönem o yüzden canlı yayın yapmamaya karar verdik. Çünkü kimseyi yakalayamıyorsunuz. İlk konuğumuz bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Turgut Özkan. Mesela saatini söylesem programı inanamazsınız. Bant çektiğimiz için sıkıntı yok ama sabahın çok erken bir saatinde çekiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Ben aslında çünkü bunlar oluyor. Herkes yazıyor artık klavyeden rahat olduğu için. Yayınlandıktan sonra ben baştan öne alayım. İşte niye CHP'yle başladınız denmesin. Ben aslında normalde meclisteki dağılımlarına göre AK Parti, CHP, işte MHP, İYİ Parti gibi gitmeyip, ama herkesin o kadar alt alta üstü ki işte kim müsait olursa öyle geliyor. O yüzden hani bu sıralamalara vesairelere takılmayın. Kim denk gelirse onu alacağız, öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten çok sıkışık bir dönem. Sayın Turgut Özkan, hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk, günaydın. Ya aslında hayırlı olsun denecek bir dönemdesiniz. Hani yeni il başkanı oldunuz ama öyle bir şeye girdiniz ki. Değerli izleyiciler, hani şunu da söyleyeyim. Turgut Bey'i biz çok eskiden iyi tanırız. Basınla da ilişkileri eskiden beri iyi olan, bizim gazeteciler cemiyetinin yıllarca hukuki olarak da avukatlığını yapmıştır kendisi avukat olduğu için. Onun haricinde de gazetecilerin davaları olurdu vesaire, hep yardımcı olurdu, bizzat şahidim. O yüzden hani basınla arası iyi olan, basını iyi bilen bir insansınız. Belki bu bir artı ama hakikaten yani ciddi bir hengameye girdiniz birden. Süre çok az. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sürecini mi? Evet. Yani tabii dediğiniz gibi Ramazan üstüne maalesef daha önce tabii deprem oldu Türkiye'de. Çok ciddi bir, hem bölgede hem insan yoğun olarak yaşadığı bir bölgede oldu. Tabii ölenlere rahmet diliyoruz. İnanın her konuşmamızda veya her toplantımızda bunları hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü hala mağduriyetler devam ediyor. Belli göçe zorlanmış diyelim artık. Ya da göç etmek zorunda kalmış kitle var. Bunların bir kısmı Bursa'da, elimizden geldiği kadar da onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Halkımıza hem başsağlığı dileyelim. Ölenlere rahmet, kalanlara da başsağlığı dileyip, bir de biliyorsunuz rahatsız olanlar vardı, hastalananlar vardı, sakat kalanlar vardı. Onlara da bir an önce geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Psikolojik zaten olarak da zorluyor değil mi kampanya yapmayı? Kampanya bunun gölgesinde gidiyor. Çok fazla böyle şenlikli, çok fazla müzik kullanarak kampanya yapılmıyor. Tüm partiler dikkat ediyor. Milletimizin buradaki belki tek bizim huzurlu, mutlu, böyle pozitif bir duygu yaratacak olay milletimizin el birliğiyle, hani gerçekten birlik beraberlikte zorluklarda nasıl bir kenetlenme olduğunu gösterdiği için, sadece belki buradan tek olumlu anlamda yaşadığımız duygu bu. Ama inşallah hani hep devam eder. Bunları hiç yaşamadan da bu birlik beraberliğimiz devam eder. Halk kenetlendi. Biz de elimizden geldiği kadar, biliyorsunuz hani tüm belediyeler, tüm partiler, tüm insanlar ellerinden geleni yaptılar. Hatta bir örnek veriyorum ben. Bizim yardımlarımızı kolilerken, paketlerken veya yüklerken mesela MHP Gençlik Kolları geldi. Teşekkür ederiz. Hani hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin ben de şahidim. Birçok partilerin çalışanları, yöneticileri hep birlikte, hani bizzat biz de koordine ederek bizlerle birlikte oldular. Bize yardım ettiler. Biz onlara yardım ettik. Tabii bu işin olumsuz tarafını düşünürseniz insan gerçekten hani orada hala bu travmayı atlatamayan, atlatılacak gibi de olmayan durumlar var ama yani olduktan sonra da neler yapabiliriz? Bir daha olmaması için neler yapabiliriz? Bunun hesabını, planı da yapmalıyız. Ama tabii seçim bunun gölgesinde gitmekle beraber sonuçta ülkenin de belli kurum ve kurullarla yönetilmesi gerekiyor. Onları da belli bir zamanın içinde yapılması gerekiyor. Ben İktidar Partisi'nde kutluyorum. Yani en azından seçimden kaçmadılar, bunu bahane etmediler. Bu da pozitif bir şeydir. Çünkü ne olursa olsun devlet kurumlarla yönetilir, kurallarla yönetilir. Zaten görüşte olanlar da vardı farklı görüşlerden. Yani ben doğru işi tebrik eden bir insanım. Birçok kişi dedi hani ertelenmeli dedi. Yapılması hani sadece biz iktidara gelelim gelmeyelim anlamında değil, ama devletin, zaten devlet dediğin şey halkın kurumsal anlamda örgütlenmesi, belli bir kurallarla yönetilmesidir. Kendini
Ben bu kararı verenleri de tebrik ediyorum. Bu kararı irade gösterip bu çalışmalara girenleri de biz dahil muhalefet partilerini de tebrik ediyorum. Ama çok centilmence gidiyor. Bu zamana kadar çok şükür özellikle Bursa'da çok ufak tefek, yani tabanda böyle gençlerin birbiriyle veya örgütün birbiriyle olan ufak tefek işte poster astır asmadın, şerit çektin çekmedin haricinde çok ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Ben gerçekten diğer muhalefet partileri dahil olmak üzere İktidar Partisi İl Başkanı'na da teşekkür ediyorum. Hep istişareyle hallettik. Ufak tefek sorunlar oldu ama kendi aramızda hallettik. Güzel bir birliktelik yaşıyoruz. İnşallah bunu da seçimden sonra devam ettiririz. Şimdi Sayın Başkan, onu söyleyecektim ben de. Biz yayınlarımızda da sadece Bursa haberleri veriyoruz. Evet. İnternet haber sistemimizde. Ya çünkü biz yerel yayıncıysak, yerel yayıncı. Yani benim fikrim o eskiden beri. Dediğinize katılıyorum. Bursa'nın biraz daha bir farklı yapısı var sanıyorum. En son seçim programları biz 2009'da Line TV'de seçim çadırında yapmıştık. Kent Meydanı'nda hatırlarsınız. Evet. Mesela Türkiye genelinde liderler bir araya gene gelmiyordu. Ama biz o zaman mesela çok iyi hatırlıyorum. Ben bir yayında AK Parti, CHP, Gürhan Bey'di mesela. CHP'nin o zaman il başkanı, AK Parti'de Sedat Yalçın'dı. Bir de MHP il başkanını alıp üçü bir arada hem siyaset konuştuk hem seçim bütçelerini konuştuk. Ne harcıyorlar, hangi parti seçimi. Yani çok da güzel program olmuştu. Evet. Yani Bursa biraz daha bu noktada daha dediğiniz gibi centilmence gidiyor ama bu programlarda da biz ağırlıkla zaten şunu istiyoruz. Hani onu da söyleyelim baştan. Hani buraya il başkanı, milletvekili adayı aldık mı? İşte Kılıçdaroğlu'nun, Tayyip Erdoğan'ın, işte Devlet Bahçeli'nin, Meral Akşener'in söyleyeceği lafları istemiyoruz. Biz evet. Çünkü daha çok Bursa'yı konuşmak istiyoruz. Hani aday olan Bursa için ne yapacak? İşte seçim Bursa'da nasıl gidiyor? Derdimiz o. Diğerini zaten onlarca ulusal kanal var. Oradan evet. Herkes izliyor. Sayın Başkan, isterseniz ilk şuradan başlayalım. Girizgahı da uzun tuttuk biraz ilk program olduğu için. Liste nasıl belirlendi? Şimdi bu en çok merak edilen bu sonuçta. Bir milletvekili adayları çıktı. Ben şimdi bakıyorum. 2018 seçimlerinde 5 tane milletvekili çıkıyor. CHP'nin birinci bölgeden 3 tane, ikinci bölgeden 2 tane. Mevcuttaki vekillerimiz CHP vekilleri 5 tane. Şimdi de oluşan listede bir taraftan önümde açık. Siz bu liste nasıl oluştu? İşte size soruldu mu? Şunu da söyleyeyim. Sizin devir teslim töreninde İsmet Karaca ile orada evet. Da söylemiştim, hatırlarsınız, sormuştum. Şimdi siyasette şuna da biz çok alışırız. İşte bir siyasi parti de şart değil. Bunu çünkü biz başka derneklerde de gördük. Mesela derneğin başkanı diyor ki ben aday olacağım. İşte yerime sen geç diyor yönetiminden. Anlaşıyorlar. Seçim zamanı geldiği zaman istifa eden kalıyor, kenarda mevcut başkan aday oluyor. Siyasi partilerde o olduğu için ona vekil. Hani bunun örneği var. Başbakan yardımcılığına kadar yürüyen insanlar var böyle. Dolayısıyla sizde öyle bir şey olmadı, onu gördüm. Siz hani o gün sormuştum, İsmet Karaca'nın arkasında duracağız dediniz. Durdunuz. Ha, ilin gücü daha çok olsa belki birinci sıra olurdu, bilmiyorum ama listeler nasıl belirlendi o zaman? Şimdi o dönemde de, liste belirlenmeden önceki dönemde de çıktım televizyon programı veya işte sizin gibi yayınlarda söylüyordum ben. Şimdi bizim bu seçimin farklı bir özelliği oldu, biliyorsunuz. Hani bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa da ondan etkilendi ya da Bursa'ya da etkisi oldu diyelim. Çünkü etkilendi olumlu anlamda da kullanılabilir, olumsuz anlamda da. Birincisi, bir kere milletvekillerinin, yani mevcut milletvekillerimizin değerlendirilmesi bizden tabii talep edilmedi. Teamül de öyledir, doğrudur. Neden? Zaten milletvekillerimiz iki dönemdir görev yaptıkları için. Genel merkez zaten tanıyor. Bravo. Genel merkez zaten meclisteki çalışmalarını, komisyon çalışmalarını, orada gösterdikleri performansı biliyor. Dolayısıyla bizden onun değerlendirilmesi istenmedi. Zaten istense de çok şık olmazdı. Kendi çalışma arkadaşlarının değerlendirmesini başkasına yaptırmak da çok mantıklı olmazdı. İkincisi, zaten en bilinmeyen, en sürpriz olan, son ana kadar biliyorsunuz güncelliğini koruyan ve medyanın en çok merak ettiği, halkın da en çok merak ettiği ittifaklar. Yani ortak listeyle mi girilecek, ayrı listeyle mi girilecek, hangi bölgelerde, hangi illerde tek listeyle mi girilecek veya işte bizdeki gibi CHP listeleriyle mi girilecek, Bursa'daki gibi. Bunların çözülmesi çok sıkıntılı oldu. Çünkü 5 parti var biliyorsunuz. Bunlar da belli bir oranda temsil edilmek istiyor. Onlara da hak veriyoruz. Onların da belli bir çabası var. Bir de 50+1 sisteminde öyle bir hale geldik. Örneğin İstanbul seçiminde mesela CHP 4 milyon oy aldı belki küsur. Ama Saadet Partisi'nin kendine has 100 bin oy, 100 bin civarında oy olmasaydı o bizim 12 bin oyun belki önemi kalmayacaktı. Biz 4 milyon küsur oyla seçimi kaybedecektik. Kimse de hatırlamayacaktı. Ama o 100 bin oy
belki 4 milyon oydan daha değerli oldu. Doğru. Çünkü 50 artı 1 sistemi veya belediyedeki başkanlık gibi yani en çok oyu alan başkan olur sistemi getirdiğiniz zaman bunlara mecbur kalıyorsunuz. Dolayısıyla çok da lafı hani böyle dolandırmadan net söyleyeyim. İttifaklar da belli olmadığı için tabii ki bize soruldu. Yani o kadar da değil. Örgütümüzün yöneticilerine, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza soruldu. Biz de örgütün listesini istisnasız, inanın samimiyetle de söylüyorum. Zaten örgütümüzde de bu konuda bir çatlak ses çıkmadı. Tabii örgütümüz kendi listesinin ağırlıklı olmasını isterdi. Onunla ilgili belki bir burukluk, belki onunla ilgili böyle bir sistem oldu ama yani CHP'ler gerçekten çok uzun süredir siyaset yapan kişilerden oluştuğu için ki ben mesela il başkanıyım ama muhtemelen il yönetiminde benden daha çok siyaset yapan, daha çok görev almış, daha önemli görevlerde bulunmuş zamanında yarıdan fazla vardır. Yani bizim yönetimimizde bir eski ilçe başkanı var, bir eski il başkanı var. İşte kurultay delegeleri zaten o kadar çok ilçe yöneticileri yapmış, il yöneticiliği defalarca yapmış. Mesela 5 kere il yöneticisi yapmış insan var. Parti köklü. Köklü bir parti. Olunca. Hemen toparlandık. Yani evet o şeyi atlattı, çok şok demeyelim ama o böyle sürprizi, o şaşırtıcı bir durumu atlattık. Ama neden? Çünkü makul bir sebebi de var. Yani gerçekten de şimdi ittifak partisinden birini yazmak zorunda kaldığınız zaman, onunla anlaştığınız zaman onun kim olacağını tabii ki o parti karar veriyor. Yani siz Bursa'da diyelim ki Saadet Partisi'yle anlaştınız. İşte birinci bölge, üçüncü sırada bir kontenjanı var. E şimdi siz ona dayatamazsınız ki Saadet Partisi'nden Ayşe gelsin, Ali gelsin. Ne oluyor? Kendi adayını koyuyor. Onu da il başkanı olarak tercih ettiler. Ama biz çok memnunuz. Yani şöyle memnunuz. Sahada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Çok disiplinler. Gücümüze güç kattıklarına inanıyorum. Zaten biliyorsunuz Sayın Temel Karamollaoğlu ile genel başkanımız arasında ayrı bir hukuk var. Hatta genel başkanımızın Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması Saadet Partisi genel merkezinde oldu. Kitle birbirine kaynaştı. Yani Mücahit Kılıçdaroğlu sloganları atıldı. Halen genel merkezlerinde posterler açılmış durumda. Çok da güzel çalışıyorlar. Ha diğer partilerimiz de inanın onlara yetişmeye çalışıyor. Yani Deva Partisi de çok güzel çalışmalar yapıyor. Bugün mesela İmamoğlu karşılanacak özel İYİ Parti özel program hazırladı kendisi ve bize bilgi verdiler nezaketen. Yani onlar da topa girmiş durumdalar. Tabii geleceği unutmamak lazım. İki tane adayı var. Samimiyetle söylüyorum. Yani Zafer Alparslan Yıldız inanın birinci sıra adayı gibi veya seçimde sanki 6 değil 7 çıkacak gibi kendini de çıkartmak için çalışıyor. İstisnasız hiç burkulmadan verilen görevleri yapıyorlar. Yani biz sonradan çok ciddi kenetlendik. Sahada çok mutluyuz. İşte İznik ilçe binamızın açılışı vardı. Samimiyetle söylüyorum. CHP'li kadar Gelecek Partili, Saadet Partili ve Deva Partili vardı. İnanılmaz bir şey oldu. Kenetlenme. İlçe başkanları, ilçe yöneticileri istisnasız tamamen sanki CHP'nin çalışma grupları gibi programları da beraber yapıyoruz. Hiç firesiz yani böyle bir amasız fakatsız o kadar güzel çalışıyorlar ki yani biz zaten Bursa'da da o nedenle çok ciddi bir geri dönüş alıyoruz ve ciddi bir başarı geleceğine inanıyoruz. Peki şöyle özetleyebilir miyiz Sayın Başkan? Ben daha net söyleyeyim. Tabii buyurun. Bize fikrimizi sordular ama bildiklerini yaptılar. Ya şöyle tam bildiklerini de yapmak zorunda kaldıklarını yaptılar. Çünkü hani ama bütün partilerde bu böyle değil mi yıllardır? Ama tersinden ben cevaplarsak şunu düşünün. Hep örgütü yazdıklarını düşünün ve bizi hiç firesiz yazdıklarını düşünün. Şimdi ittifak nereye sıkıştıracaklar? Bir. Bir de yeni adaylar yani kendilerince Bursa'yı temsil edebilecek temsil kabiliyetine inandıkları yani yeni aday derken örgütün içinde çalışmamış ama hani örgütü tanıyan bilen CHP zihniyetinde olan CHP'nin yani geçmişinde de ailesinde de geleneğinde de CHP ile ilgili bir teveccühü olanlar da var. Şimdi biliyorsunuz herkes siyaseti anadan atadan veya 19 yaşında başlayamaz. Gazeteci de olabilir. CHP'ye çok emeği vermiştir. İşte profesör olur, doktor olur çok emeği vermiştir. Ama memurdur. Ayrılıp gelemez ama herkes bilir ki zihniyet olarak hani CHP'nin ana fikirlerinden hiç sapma olmadan hayatı boyunca yaşamıştır. Veya CHP'ye karşı hiçbir hareket içinde bulunmamıştır. Veya başka partilerde bulunmamıştır. Ve onların da değerlendirilmesi lazım. Yani gerçekten genel merkez işi çok zor. Belki sadece burada samimiyetle söylemek gerekirse liste kendi içinde dengelenebilirdi. Yani İl başkanımızın 4. sırada olması veya parti meclis üyelerimizin 3. sırada olması örgüt tarafından çok hoş karşılanmadı. Örgüt haklı ama örgüt bunu sorun etmedi. Yani biz gerçekten bu bizim parti meclis üyelerimizin veya mevcut listede yer alan vekillerimizin seçileceğinden eminiz. Biz daha fazla ne kadar çok vekil çıkartabiliriz? Daha fazla ittifakta da olsa yani ittifak ortaklarımıza ne kadar faydalı olabiliriz? Onun çalışmasını yapıyoruz. Çoğu çalışmalarda da çok mesela çok bir cümleyle söyleyeyim. Halkımız daha iyi anlayacaktır. Seçmenimiz veya Bursa halkı. Yani mesela programları ortak yapıyoruz. Şimdi Saadet Partisi eski il başkanı şimdi milletvekili adayımız Sayın Atmaca'yla mesela Sayın Sarıbal beraber geziyor.
Yani öyle ayrılık gayrılık yok. Halbuki biri birinci bölgede, biri ikinci bölgede. Ama mesela programları ortak yapıyorlar. Yani birbirini tamamladıklarını düşünüyorlar. Sağ olsunlar. Dediğimiz gibi yani CHP'nin eksik gördüğü, ulaşamadığı ya da şimdiye kadar hiç hemhal olmadığı kitlelere mesela Gelecek Partisi adaylarıyla Saadet Partisi adaylarıyla çok rahat ulaşıyoruz. Yani yapılan aslında doğru. Sadece liste kendi içerisinde hani birinci, ikinci, üçüncü gibi sıralamalarda örgüt belki de daha yani eski dille taltif edilseydi, onurlandırılsaydı hiç sorun kalmayacaktı. Ama yoksa biz yukarıdan aşağı sıralamada bir sorunumuz yok. Yani biz ciddi sayıda milletvekili çıkaracağız. Çok da sürpriz olacak. Yani, onlara da geleceğiz. Evet. Sayın Başkan zaten parti ayırmadan söylüyorum. Ben bu milletvekilliği zamanında hiçbir zaman ya bu liste çok iyi oldu dendiğini hiç duymadım. Her zaman listeler nitekim, tartışma konusu olmuş. Diğer partilerin milletvekili listelerinde de gerçekten çok ciddi tartışmalar yani, var. Yani bu hep olmuştur. Çünkü herkesin beklentileri farklı. Ama ülkemizde göre artık rejim sorunu olduğu için, CHP'liler de çok bilinçli olduğu için, iktidara da bu kadar yakın olduğumuz için yani biz dert artık etmediler diyorsunuz. Ya şöyle artık seçimi kazandıktan sonra tahmin ediyorum ki zaten bunların hiçbir önemi kalmayacak. Yani Sayın Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı olarak gördükten sonra zaten bunların bir şeyi kalmayacak. Çünkü sistem şu anda başkanlık sistemi, Sayın Genel Başkanımızın da çok layıkıyla yapacağına inanıyoruz. İttifak ortaklarıyla da çok güzel bir birliktelik olduğu için biz gelecek yani uzun bir sürenin inanın ben inanıyorum yani iki dönemin çok rahat bir şekilde ülkemizin de hem nefes alacağı hem atılımda bulunacağı hem ekonomik olarak siyasi olarak tüm kurum ve kurullarıyla taşların yerine oturacağı denge sisteminin, fren sisteminin, parlamenter sistemle birlikte kurum ve kuruluşların da böyle layıkıyla görevlerini yapar bir düzeyde olacağına inanıyoruz. O yüzden de çok umutluyuz. Yani bu inancımızla da son günlere giriyoruz. Nitekim işte yavaş yavaş anketler, sokaktaki insanlarımızın dönüşleri, konuşmaları, hitabı inanın çok farklı. Yani ciddi bir dip dalga geliyor. Peki sahada planlamayı nasıl yaptınız? Şu anda İşte dediğiniz gibi Saadet olsun, Deva olsun, Gelecek olsun bir taraftan şöyle birlikte başladık. Çalışma var. Aday listeleri açıklandıktan sonra o birkaç günlük kargaşayı atlattık. Çünkü onlar da ne yapacaklarını bilmiyordu. Biz de ne yapacağımızı aşağı yukarı bilmiyorduk. Hani nasıl çalışacağız, kimle çalışacağız, bunların özellikleri nelerdir diye. Hemen bir seçim koordinasyon merkezimiz zaten vardı bizim. Yani biz Kasım ayında seçim olacak gibi hazırlanıyorduk. Hazır seçim koordinasyon merkezimize İttifak ortaklarımızı ve Deva dahil yani aday olsun olmasın tabii nasıl çalışacağımızla ilgili onlarla da çok ciddi destek aldık. Hemen bir toplantı yaptık. Kendilerinden birer temsilci bu koordinasyondan haberdar olmaları ve kendi örgütünü yönlendirmesi açısından birer temsilci aldık. Sonra bunlarla ilgili adaylarımızla nasıl çalışabiliriz, hangi bölgelerde çalışabiliriz bir hemen hızlı bir fikir böyle düşünce fırtınası yarattık. Ondan sonra kendilerine programlar hazırladık. Şimdi bir program dahilinde haftalık programlar ilçe başkanlıklarımızı da tabii bu işe dahil ettik. Kendi ilçe başkanlıklarını da dahil ettik. Yani her ilçede bir seçim komisyon merkezi var, koordinasyon merkezi var, ilde var. Haftalık programlar yapılıyor. Örnek veriyorum işte Sayın Atbaca'nın programı veya Sayın Karaca'nın programı bir haftalık belli. Kim nereye gideceği, hangi milletvekillerine gideceği belli. Ama çok özel tabii şimdi hani kendilerinin de hitap etmek istedikleri işte yüzlerini CHP'ye dönmüş ama hani böyle doğrudan istasyonda bekleyen ya da ya acaba hani bunlara bu kitlelere hiç ulaşılmamış. Ulaştığımız zaman bunların oy devşirebilmiş diyen bazı özel kendilerince program yapmak istiyor. Onları da anlayışla karşılıyoruz. Çok normal. Kendi çevreleri, geçmişleri, gelecekleri, kendi sivil toplum örgütlerinde çalıştıkları zamanki duyarlılıkları. Örneğin ben olsam mesela Bursa Sporları özel ilgi gösterirdim. Yani hem divan ona geleceğim ayrıca. Hem yöneticilik yaptım biliyorsunuz. Mesela ben özel toplantılar yapardım, özel çalışmalar yapardım gibi. Onlar da kendi sivil toplum örgütü geçmişleriyle kendine göre bizim doğrudan siyaseten yaptığımız programların dışında da özel programlar yapıyorlar tabii ama tabii bilgimiz dahilinde yine peki patronaj CHP'de mi? Tabii, CHP listelerinde. Sağ olsunlar. Çok yani inanın böyle parlamentoyu kurmuş durumdayız. Hani Ankara'da nasıl çalışılacağının küçük örneğini veriyoruz. Çok da uyumlular. Çok memnunum. Bütün il başkanları ittifak ortağımızın tamamen sanki bizim böyle bir şeyimiz ana kuruluşumuz gibi o çatı altında CHP'nin kurumsal yapısına entegre olmuş şekilde çalışıyorlar. Tam cümlesi bu. Doğrusu. Siz çünkü erken saatlerde koşturuyorsunuz gece yarılarını biliyorum. Yani yapınızı da biliyorum sizi de eski tanıdığım için ama sizden bağımsız söylüyorum. Şimdi bizim bugüne kadar gazeteci olarak gördüğümüz seçimlerde CHP'yi biraz daha böyle ekabir, daha çok böyle sıkıntıya gelemeyen, işte çok erken, çok geç saatlere kadar program yapmayan İşte atıyorum rakip parti ortalama 100 etkinlik yaparken işte 50-60'ı yeterli gören
bir zihniyet mi diyeyim ya da çalışma alışkanlığı mı diyeyim, böyleydi CHP. Şimdi bu seçimde, şimdi Saadet mesela oy olarak ben size çok katkısı olacağını düşünmüyorum ama teşkilatçılık noktasında, sahada olma noktasında çok tecrübesi olan bir parti. Evet. Mesela onlardan öyle bir size artı oldu mu daha çok sahada olmayla ilgili? Ne bileyim, DEVA'nın başka bir katkısı olmuştur, İYİ Parti'nin başka bir şeyi olmuştur. Yani İYİ Parti her ne kadar kendi listesiyle girecek olsa da sonuçta işbirlikleriniz, ortak programlarınız, aynen, da oluyor. Bugün İmamoğlu geliyor, onun gibi mesela. Böyle farklılıklar, işte bir arada olmamızın bize artı sağladığı kampanyada dediğiniz, yine Bursa özelinde, evet, tabii. Ya bir kere insanlar birbirini tanıyor. Bizim insanımızın en büyük problemi birbirini tanımaması. Yani insanlar yüz yüze geldiği zaman aslında farklılıkların ne kadar önemsiz olduğunu anlıyor. Ama gerçekten bütün ittifak partilerimiz, yani Ankara'da nasıl bir uyum varsa Bursa'da onun fazlasıyla uyguluyorlar. Muhtemelen de seçimden sonra bu birliktelik devam edecek diye düşünüyorum. Bu Bursa için bir şans. Bizim için ayrıca bir şans. Yani ben gerçekten diğer ittifak partilerinin üst yönetimlerine, il başkanlıklarına özellikle teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde uyumsuzluk, küsme, işte listede mesela Deva Partisi listede yokuz, biz çalışmıyoruz demedi. Yani bizzat seçim bürolarını kullandırıyorlar. Özellikle Osman Gazi'de, Yıldırım'da ve Nilüfer'de güçlü oldukları yerlerde kesinlikle bizim adaylarımızla beraber çalışıyorlar. Ellerinden geldikleri zaman hani mobilize oldukları işte araçlarını giydirme konusunda veya hangi mahallelere ne şekilde gidecek, nasıl anonslanacak konusunda tamamen böyle entegre çalışıyoruz. Ya bunun aslında sağ olsun İsmet Başkan'ı da anmadan geçemiyorum. Çünkü biliyorsunuz 3 dönem ilçe başkanlığı yaptı. Bir kere İsmet Karaca'nın yönetimi olmasının avantajı var. Çünkü çok tecrübeli bir yönetim. Yani gerçekten toplasak, yani Türkiye yönetecek bir yönetim tecrübe konusunda. Yani 40 sene, 20 sene, 30 sene, 80'den önce üye olan, 80'den önce siyaset yapmış abilerimiz var. Bir kere seçim tecrübesi çok fazla. Bir de fazla. Çok file de vermediniz. Hiç. İki tane arkadaşımız milletvekili için istifa etti. Saygı duyuyoruz. İkisi de belki listelere konmadı ama o ikisi de çalışıyor yine. Yani hiçbir zaman ben konmadım, küstüm durumu yok. Çünkü tercihleri o yöndeydi. Onun dışında hiç fire vermiyor. Yani nazar değmesin, CHP tarihinde yoktur herhalde. 40 aydır yönetimdeyiz. Daha bir tane böyle uyumsuzluk, kavga, itiş kakıştan dolayı ben gidiyorum diyen yok. İlçelerde öyle. Sıfır fireyle gittik. Yani hiçbir ilçe başkanımız mesela bu konuda, çünkü şeye inanıyoruz iktidara geleceğimiz. Aslında en büyük zamk yapıştırıcı irade o. İki, gerçekten örgütler çok tecrübeli. Yani diğer partilere baktığınız zaman Saadet için fazla bir şey diyemeyeceğim belki ama biliyorsunuz kuruluş tarihleri belli. Kolay değil yani partileşmek. Bu onların aslında hem avantajı hem dezavantajı. Bazı yerlerde çok avantaj olarak görülüyorsa da bazı yerlerde dezavantajlı. Çünkü bagajı dolu değil. Konuyu dağıtmadan söyleyeyim. Yani ben onların çalışması tamamen bizim gerçekten seçim koordinasyon merkezimizle birlikte CHP il binasında planlanan planlılıklara uyuyorlar. Asla kendi başlarına, demin anlattığım özel sebepler hariç, onu da bizden entegre yapıyorlar. Yani ben bu kitleye gideceğim. Hani müsaade ederseniz bu kitleye bu şekilde çalışma yapalım dedikleri zaman hay hay olsun diyoruz. Ama normal çalışmaları tamamen, sanki şöyle düşünün, 5 parti birleşmiş. Yani bir koalisyon var Bursa'da, seçimde bitmiş. O 5 parti beraber çalışıyor gibi. Hani İYİ Parti de ayrı durmuyor. Yani inanın günde 3 kere 4 kere il başkanına görüşürüz. Telefonumuzdan göstersek yani dün belki 3 kere görüştük. Sadece İmamoğlu'nun hani karşılanması, işte onunla ilgili nerede daha fazla yapabiliriz, nerede durabiliriz, nerede yapabiliriz, hani örgütümüz ne yapabilir diye biliyorsunuz Sayın Meral Akşener de ayın 3'ünde geliyor, biliyorsunuz değil mi? Kamuoyuna duyurdunuz bilmiyorum. Ayın 3'ünde de Sayın Akşener geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar tam desteği vereceğiz. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu geliyor. Sayın 6'sında, Mayıs'ın 6'sında. Dolayısıyla çok böyle önemli ve kritik günlerden geçiyoruz ama yani parti örgütümüze eklemlenmiş değiller, içindeler. Güzel olan o ve halkımız da çok ciddi bir yani hoşnutluk duyuyor bundan. Çok hoşuna gidiyor tabanımızın da. Çünkü yalnız kalmak kolay bir şey değil ya da yalnız mücadele etmek. Hayat da öyledir. Yani siyasette aynısı. O dostlarımızla beraber, yani siyasi dostlarımızla beraber, ittifak ortaklarımızla beraber daha tabii çok alana ulaşıyoruz. Daha ulaşılmaz kitlere ulaşıyoruz. Çok da memnunuz. Şimdi Sayın Başkan, 4-5 kişi topladık bir yere gitmek, hani gezmek için söylüyorum. Hı. O bile bir organizasyondur. Hem bütçeleme, hı, anlamında hem planlama anlamında. Şimdi seçim zamanı. Üstelik bu kadar parti Akif'in tabiriyle her cümerç olmuş. Evet. Bir araya girmiş. Tek listede girmiş. Bunları planlamak, etmek vesaire, bütçelemesi de var. Mesela bu çalışmalarda benim şimdi bu programlarda soracağım fix sorulardan bir tanesi de mesela bütçeleri soracağım bütün, evet, partilere. Kampanya bütçeniz ne diye. Dolayısıyla mesela diğer partilerden siz bu çalışmaları yaparken içinize dahil oldular ama onlardan da bir kampanya bütçe aldınız mı? Ve CHP veya
totalde Bursa'da ne kadarlık bir bütçe planladınız seçim kampanyasına? Şimdi biz diğer partilerden bütçe almadık ama diğer partiler gerçekten hani sanki kendileri seçime girmiş gibi çalıştıkları için o kendi bütçelerini kendileri karşılıyorlar. Yani araçlarını kendileri mi giydiriyorlar? Evet. Kendi işte çay içiyorlarsa, seçim ofisi açıyorlarsa bunları sağ olsunlar kendileri. Hem bize yük olmuyorlar, katkı koymuyorlar belki ama bize de yük olmuyorlar. Ama layıkıyla yapıyorlar. Yani takdir edersiniz ki biz yüzde yani 30 küsurlarda bir partiyiz ve 100 yıllık bir partiyiz. Kendileri yeni kurulmuş. Tabii oy oranları için bir şey diyemeyeceğim. Bursa'da mesela farklı olabilir, daha iyi olduğu tabii bölgeler olabilir. Ama tabii neticede arada bayağı bir sıklet farkı var. Ama canla başla o farkı kapatmak için çalışıyorlar. Çünkü demin anlattığım gibi yani bir insanın 1000 oyu olması bazen 1 milyon oydan daha kıymetli olabiliyor bu 50+1 sisteminde. Hani size geldiği zaman veya karşıya gitmediği zaman. Dolayısıyla o gözle bakmıyoruz. Yani biz zaten Sayın Genel Başkanımız da aynı gözle baktığına inandığımız için biz böyle hani niye iki tane gelecek parti üyesi var dediğiniz zaman listelerde bunun anlamı bu. Yani o simülasyonlar kesinlikle yapılmıştır. Tabii illere yani, göre dağıttılar. Hem öyle hem de mesela Bursa'da İYİ Parti ile CHP tek liste olsaydı kaç milletvekili çıkar? Ayrı liste olsaydı kaç milletvekili çıkar veya DEVA ayrı girseydi kaç milletvekili çıkar hesabı yapılmıştır. Çünkü ben bizzat biliyorum Sayın Babacan hani buna çok mesai harcadı. Ve her giden insan, her konuşan insanla da bu tartışıldı. Dolayısıyla Bursa'da böyle bir şey uygun gördülerse kesinlikle o simülasyonlardan çıkan sonuçlardandır. Sorumuzun cevabı şu, bizden bir tabii ki biz onlara maalesef yardımcı olamıyoruz. Hani ekonomimiz olsaydı, o keşke olsaydık ama onlar da bize yük olmuyorlar. Birincisi bu. İkincisi tabii biz İktidar Partisi'ne göre daha mütevazı arıyoruz. Yani İktidar Partisi maalesef yani bu ortada hani belki centilmence şey yarış yapıyor gibiyiz ama ekonomik olarak hiç de centilmence değiller. Onlara da soracağım bütçelerini. Tüm devlet olanaklarını kullanıyorlar. Ya onların bütçelerinin bir kısmı resmidir, bir kısmı gayri resmidir. Şimdi hani inkar edecek bir olay yok. Çünkü bu kadar çok afişleme, bu kadar çok posterleme veya bu kadar çok etkinlik yani normal bir parayla yapılmaz. Yani o ciddi parada AKP il başkanı olacağını ben zannetmiyorum ama. Ama o kadar olmasa sizde de var imkan. Mudanya Belediyesi var, Gemlik şöyle var, Nilüfer var. Şimdi hem büyükşehir sizde hem 10 ilçesi de yetmiyor. Devlet bütçesi de onlarda. Yani şimdi biz duyuyoruz. Hadi Bursa ölçeğinde söylemeyeyim ama bazı yerlerde mesela diyelim ki örneğin belediyeler mesela işte en son duyduk AFAD'ın yardımlarını Sayın Bakan şeyde kullanmış, seçim çalışmasında kullanmış AFAD kolilerini. Bursa'da oluyor demiyorum. Kimse de yanlış anlamasın. Ben bu centilmenlik kısmını da bir kere koyuyorum. Kullanmış derken yardım olarak dağıtmış. Ama yani yakışmaz. Veya işte diyelim ki devletin arabasıyla geziyorsunuz. Veya mesela Büyükşehir Belediyesi sizde. Tabii imkanlar daha büyük. Mesela Büyükşehir Belediyesi'nin vinciyle poster asabiliyorsunuz. Ha şimdi dese ki bizi de arasaydınız biz de size vinç verdik ama öyle olmuyor tabii. Çünkü kendi belediyenle muhalefet partisi. Nilüfer'de de vardır vinç. Mudanya'da da vardır. Ya mutlaka ama 17 ilçeye yetişmek başka. Doğru. 3 ilçeye yetişmek başka. Bizim bütün bütçeyi toplasan 3 belediyenin 1 milyardır. Yani normal bütçe. Büyükşehir Belediyesi'nin sadece ana bütçesi yani şey hariç yan bütçeler hariç kurumlar hariç 7 milyar. Yani 3 belediyemizin 7 katı sadece ana bütçesi olan bir de biliyorsunuz devlet kurumuyla mücadele ediyorsunuz. Kolay da değil. Kaymakam, vali ne olursa olsun onlara daha ciddi bir hassasiyet gösteriyor. Doğru. Yani çok şikayetçi miyiz? Değiliz ama o konuda centilmence gitmiyor. Ama sonuçta tabii biz de farklı mecralardan ulaşmaya çalışıyoruz halkımıza. Biliyorsunuz artık sosyal medya çok daha güçlü. Ya bir TikTok bile veya bir video bile işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun en son videosu neredeyse. En son değil mi? En sondan önceki bir videosu. Yani 100 milyonun üzerinde izlenmiş. Dünya rekoru diyorlar herhalde. Bilmiyorum. Türkiye rekoru kesin de. O Alevi videosu. Evet. Yani şu an 120 milyonu geçtiğini ben biliyorum. Düşünün. Yani şimdi istediğiniz kadar para yatırın. İstediğiniz kadar kampanya yapın. Bu kadar seyredilmez. Doğru işler yaptığınız zaman ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında bütçemiz tabii beklendiğimiz kadar değil. Hani çünkü neden? Cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı seçimin içinde yapıldığı için devlet başkanlığı seçimi. Sonuçta biliyorsunuz onların televizyon, işte saha, miting bütçeleri tabii Cumhurbaşkanı seçtirmek parlamenter sistemden belki 51-49 daha önemli. Çünkü bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'na verilmiş durumda. Tabii ki parlamenter yetkiler çok daha önemli olacak ama hani ilk etapta tabii Cumhurbaşkanı'nın değişmesi, Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu olması, ondan sonra tabii devlet düzeninin peşinden gelmesi düşünüldüğü için, parlamenter sistemin bilahare hemen akabinde düşünüldüğü için hani şöyle düşünün, parlamenter sisteminde birinci parti olduğunuz hatta 300 milletvekilini geçtiniz ama Cumhurbaşkanlığı alamadınız. Çok da esprisi kalmıyor. Çünkü maalesef parlamentonun biraz biraz demeyeyim yani işlevi bayağı bir sonlandırıldı veya törpülendi kolu kanadı. Dolayısıyla önce Cumhurbaşkanlığı sisteminden kaynaklanan bir seçim yaptığımız için Cumhurbaşkanlığının
kampanyasına daha çok ağırlık verildiği için bizim bütçelerimizden biraz kısıntı olmuş. Ama biz tabii bunu bahane etmiyoruz. Yani istediğimiz gibi değil belki ama sahadaki sonuçları... Rakam söyleyecek misiniz? Ya bizim rakam söylersem şey gibi olur. Hani böyle... Ben soracağım, takdir sizin. Rakam söylemeyeyim ama mütevazi bütçemiz var. Yani hiç gelmedi değil ama hani beklediğimiz kadar değil. Ama biz ya ona sığınmıyoruz. Çünkü şöyle düşün, hani Kuvayi Milliye zamanında da devlette bütçe yoktu ama bulunur. Hani Atatürk'ün dediği gibi hani bütçe yok dediler, bulunur dedi. Silah yok dediler, elde edilir dedi. Ama önemli olan irade, azim. Yani inanın çok da samimi söylüyorum. Ben 19 yaşında sandıktaydım. Yani 89'da SHP yerel seçimleri kazandığı zaman. O tarihten bu tarihe tüm seçimlerde vardım ve bazı seçimlerde dip dalga gelmişti. Biliyorsunuz ANAP'ın ilk kazandığı seçim, SHP'nin yerel seçimleri, işte biraz AKP'nin 2002 seçimi, APO yakalandığı için Sayın Rahmetli Ecevit'in 99 seçimleri. Bu hep dip dalga ile geldi. Ve bu dip dalganın aynısı var. Hatta bazılarının fazlasıyla var. Onu en son soracağım Sayın Başkan. Yani beklentilerinizde. Şunu söyleyeyim, yani bütçeyle alakalı olmayan bir seçim yaratıyoruz. İnsanlarımız çok bilinçli ve artık ulaşım, yani bilgiye ulaşım, kampanya ulaşım çok kolay. Dolayısıyla onu kıyaslamıyoruz. Yani bir insanın 10 milyonu varsa 10 milyonluk kampanya yapacak, 3 milyon varsa 3 milyonu yapacak kampanya dönemini geçtik. Yani onu verimli kullandığınız zaman, doğru kullandığınız zaman o 3 milyon da 10 milyonluk etki yaratıyor. Özeti bu. Bir de eskisi kadar çok gereksiz bayrak asımları vesaireleri azaldı. Müzik sistemleri çok şey değil depremden dolayı. Aynen öyle. Zaten biraz daha belki makul olabilir o yüzden. Mütevazi olması çok sonucu değiştirmez yani. Şimdi 16-17 gün bir vakit kaldı seçime. Propaganda dönemi de eksi bir gün dersek akşam 5'te bitiyor bir gün öncesinde. Dolayısıyla planladığınız 100 birim üzerinden ne kadarını tamamladınız şu an kampanyanın? Ya hiçbir zaman kampanya tamamen bitmez ama onu baştan söyleyeyim. Çünkü hep yani mesela biz de 3 sene önce seçtik. Aslında kampanya başlamıştı. Yine gidiyorduk insanlar. Yine yani şu açıdan hani Bursa ve ilçelerini planlarsınız. Atıyorum. Valla çok güzel gidiyor. Hani birinci turu bitirip ikinci mesela şu ana kadar etkinlik yapmadığınız, gitmediğiniz ilçe var mı? Yoktur. Yani yoktur. Öyle bir şey zaten mümkün değil ama hani ya bu sınava çalışmak gibi bir şey. Hani öğrencisinizdir. Sınava şu çalışırsınız. Şu anlamda söylüyorum. O ilçeler hepsi kendi zaten çalışıyor da. Evet. İşte milletvekili adayını götürme. İl başkanının gitmesi vesaire anlamında. Şöyle oluyor. Takdir edersiniz ki 10 milletvekili devamlı yani bir bölge için söylüyorum. Çok 10 milletvekili hiç uyumadan hepsi permütasyonla gelse yine bütün mahallelere gidemez. Şimdi yok ilçe ilçe sordum. Mahalle zor. Ya örnek yani. Şimdi mahalle dediğiniz yer mesela emek bazı illerden bile büyük. Yani inanın 50 bin 60 binden fazla oyu var sadece emek mahallesinin. Şimdi bazıları tam bunu bilmeyebilir seyircilerimizin. Hani böyle 60 bin oy bazı vilayetlerde yok yani. Yani bir mahalleden bahsediyoruz. İlçemiz zaten işte Osman Gazi biliyorsunuz 2 milyona dayanmış durumda. 1,5 milyona dayanmış durumda. Şimdi böyle bir alanda yapıyorsunuz ama mesela şuna dikkat ediyoruz. Daha önceki seçimlerde örnek veriyorum X mahallesine hiç gelmediniz. Çok büyük mahalleydi. Bir kere bile gezmediniz denen yerleri artık şey yapmış, bitirmiş durumdayız. Yani oralara gitmiş durumdayız. Ha bir kere gidersiniz. Tabii ki oradakiler ya bir kere daha gelseydiniz hani geldiniz ama yani rüzgar gibi geçtiniz de denebiliyor. Ya geldiniz iyi oldu diye ama gitmedin olmuyor. Şimdi ikinci turlara dönmeye başladık. Çünkü vekil adaylarımız çok çabuk adapte oldu. Hemen program yaptılar. Çok da hevesliler dedim ya mesela şimdi İsmet Başkanımız il başkanlığı yapmış ama 3 dönem ilçe başkanlığı yapmış. Belki 10 tane seçimi bizzat yönetmiş. Yani ilçe başkanı olarak bir kişi. Zaten Saadet Partisi il başkanı biliyorsunuz. Çok... CHP İsmet Bey'le beraber sahada siyaset yapmaya başladı desek yalan olmaz. Çünkü genelde parti binalarında yapılır. İsmet Bey'le sahaya indi. Sokağı da çok seviyor sağ olsun. Ondan sonra mesela Sayın Atmaca da öyle biliyorsunuz. İl başkanlığı yapmış ve çok tecrübeli bir il başkanı ve çok sevilen bir il başkanı. Bizim için bir şans. Şimdi o yıllarca seçim tecrübesi var. Nurayat Hanım'ın ikinci dönemi. Ondan önce de aday adaydı biliyorsunuz. Seçilmediği zaman bile. Orhan Bey de çok çalışkan. Orhan Bey zaten hani hem sivil toplumdan geliyor hem ikinci dönemi PM üyesi. Bunlar seçimin her satım halini bilen insanlar. Yani bizim öyle bu diğerleri de sivil toplum örgütlerinden gelme. Mesela hep böyle 3-5'i sayıyoruz ama 6. 7. 8. sıradakiler de mesela belediye meclis üyesi adayımız var. Daha önce dernek başkanlığı yapmış adayımız var. Yani nasıl söyleyeyim işte. Çok var ama hani böyle 6-7-8 diye inmeye çalışırsak yine sendikacılık yapmış var, sivil toplum örgütlerinde bulunmuş var. Yani hiçbiri böyle ya ne yapayım, neler yapılır acaba diye bir tecrübesizlik yaşamıyor. Dolayısıyla herkes o sahada elinden geldiği kadar çalışıyor ve şeye dikkat ediyoruz. Dediğim gibi mesela bir mahalleye hiç gelmedi, çok da yoğun bir mahalleydi, keşke gelseydiniz. Hani oradan 3-5 bin oy devşirdik dedik, yerlerini hiç boş bırakmıyoruz. Bilakis zaten asıl onlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ama tabii Bursa çok büyük bir yer. Yani samimi söylüyorum yetişemezsiniz. Yani mümkün değil 17 ilçenin tamamını
böyle ağız tadıyla gezebilmeniz için belki 2 sene falan gerekir. 1 sene bile yetmez. Ki zaten ama süresi çok. Süresi çok dar ama asgarisini yapıyoruz. Çünkü hiçbir zaman dört dörtlük olmaz. Peki gerek Bursa'da biraz daha sokağa inen yönetim anlayışına geçişten sonra evet. İsmet Bey'le beraber özellikle demin vurguladığım gibi. Gerekse de bu seçim CHP'nin hakikaten artık iktidarı alabiliriz özgüvenine kavuştuğu bir seçim. Olur olmaz. Evet. Ben daha ortada görüyorum şahsen evet. İki taraf içinde ama. Dolayısıyla ama bir ümit var. Bunun da verdiği bir motivasyon var. Daha çok çalıştığınız, daha çok dolaştığınız kampanya olarak ortada. Mesela şununla hiç karşılaştınız mı sahada? Ya bugüne kadar hiç gelmemişti CHP, ilk defa görüyoruz. Denilen size yerler oldu mu? Oluyor. Yani samimi söylemek istiyorsun. Hala oluyor ama biz ilk seçildiğimiz zamandan beri tekrar söyleyeyim. Zaten seçim yapacak yönetim olduğumuzu biliyorduk. İnanın sandık sorumlularımız dahi hazırdı bizim geçen Kasım ayında. Zaten biz 2 senedir seçime hazırlanıyoruz. Yani gitmediğimiz sivil toplum örgütü kalmadı, gitmediğimiz dernek kalmadı. Yani bunu çok söylediler bize. Maalesef bu böyle bir gerçek. Ama biz mesela ne diyeyim, Giresunlar Derneği. Mesela gittik, bir daha gittik ve bir daha gideceğiz. Bu üçüncüye gideceğim. Mesela Şehit Aileleri Derneği gittik, bir daha gideceğiz. Sendikalar gittik, bir daha gideceğiz. Yani en basit Diyarbakırlar Derneği'ni söyleyeyim. Gerçekten hiç gidilmemiş. Ama öyle naif insanlar ki, öyle böyle gönül insanları ki. Yani biz gittik, bizi utandırdılar. O kadar böyle nasıl anlatayım, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sadece siyasetten değil tabii ki. Yani kendi üyelerine garip kurabayı, hele depremde mesela ne kadar canla başla çalıştılar. Mesela biz onları hiç ziyarete gitmemişiz. Ama tabii hepsi bizim kabahatimiz değil. Yani bazen şöyle oluyor. Biliyorsunuz seçim dönemleri olan dönemler var. Seçim dönemi olmayan dönemler var. Bazen de sivil toplum örgütleri kendi arasında bölünüyor, taşınıyor. Yani irtibatsızlık sadece siyasi partiden kaynaklanmıyor. Ama ne olursa olsun bizim bahanemiz değil bu. Ben sadece bunu bir realite olarak söylüyorum. Nasıl mesela Bursa İl Dernekleri Federasyonu'na defalarca gittik. Yani bizzat ben 3 kere gittim. Benim haricimde de 1 kere gitmişlerdir. Düşünün 4 kere gittik. Her seferinde aynı sistemle de karşılaştık. Şimdi bunu inkar etmek olanaksız. Ama biz de onlara şunu söyledik. Ya siz de siyasete girin. Yani hangi partiye inanıyorsunuz? Ben burada halkımıza da veya bizi izleyenlere de söylüyorum. Gerçekten siyasi partilere üye olun. Yani hangi siyasi partiyi seviyorsanız, hangi görüşteyseniz gidin destekleyin. Çünkü iyi insanlar olduğu zaman, çalışkan insanlar olduğu zaman, kendine yeten insanlar olduğu zaman sivil toplum örgütleri güçlenirse demokrasimiz güçlenir. Demokrasimiz güçlenirse de Türkiye güçlenir. Yani bunu onlara da mesela yani isim vererek belki hedef gibi olmasınlar ama biz de aynı sistemi onlara yapıyoruz. Ya tamam hadi biz gelmedik gitmedik. Hiçbiriniz de siyasi parti üyesi değilsiniz. Sadece dernekçilik yapıyorsunuz. Erk makamında yani oy kullanma makamında değilsiniz. Erk kullanma makamında değilsiniz. 4 senede bir bizi eleştiriyorsunuz. Siz de gelin buyurun. Bizim partimiz olmasa da diğer partiler var. Aynı buyurun siyasete girin. Biz de onlara aynı çağrıyı yapıyoruz. Ama dediğim gibi yani şu an o sistemler artık gerçek değil. Çünkü en az bir kere ve birden fazla gitmişizdir. Tabii şöyle düşünüyorum. Şimdi Erzurum Federasyonu'nun hatırladığım kadarıyla 70 küsur yerelde derneği var. Tabii ki ancak federasyon üzerinden gidebiliyorsunuz. Yoksa 70 derneğe gitmeye kalksanız mümkün değil. Mesela Giresunlar federasyonuna gidiyorsunuz. Tüm Giresunlar derneğine gitmeye kalksanız. Sayın Başkan ben kendi adıma zaten bu hemşeri derneklerinin mikro milliyetçiliğinde yanlış bulan bir insanım ama dernek ziyaretinden ziyade hani ben mahalle mahallede vesaire vatandaş olarak tabii. Sordum. Şöyle oluyor, sadece seçim döneminde gelmeyin diye çok sitem eden oluyor. Doğru ama takdir edersiniz ki, tekrar söylüyoruz, Bursa'da 1060 mahalle var. Yani ben seçildim, 2 senelik seçilen bir il başkanı olayım. Hangi partinin olursa olsun. 2 senede kaç gün var? 700 gün, 365, 700 gün var. Yani o 700 gün, bakın 1060 mahalle var diyorum, 700 gün var. Yani her gün... Yani 3 yıl falan her günde gün bir mahalleye gitseniz. Gideceğiz, bir de mahalleye gidince dediğiniz gibi tatmin olmuyor ki. Başkan dertlerimi anlatayım, bir sorunum var, işi var, gücüm var. Adamla oturup konuşmak lazım. Yani şimdi mahalleye gittiniz, el salladınız, döndünüz. Bir de mahalle dediğiniz yer, mesela Küçükbalıklı'da bir mahalle, buyurun gezelim. Tabii. Emek'te bir mahalle, buyurun gezelim. Bir mahallede bile kaç tane kahve var. Yani. Kafe var, kahve var. Peki Sayın Başkan, ben mesela bu seçim kampanyası başlangıcında bana sorsalardı, işte CHP'nin sahada çalışma yaparken en çok canını sıkacak sorular HDP ile olan işbirliği. AK Parti tarafından Hüdapar'la olan işbirliği artı ekonomik durum derdim. Sahada yaşıyor musunuz bunu? Bu tarz tepkiler geliyor mu? Geliyor çok az ama. Yani inanın ne sonucu etkileyecek kadar. Yani çok böyle bazen propagandan etkilenmiş kitleler oluyor ama inanın %1 desem fazla söylemiş olurum. Gerçekten söylüyorum. İnanın bir gün gelin, yani burada gelin anlatın. İl başkanının dediği gibi değilmiş, razıyım veya
az bile söylemiş ona da razıyım. Ya da doğrusunu söylemiş değil. Çok ciddi bir teveccüh var. İnanılmaz bir şekilde halk siyasetin önünde, kitlelerin önünde, siyasi partilerin önünde. Yani halk artık değişimi yürekten istiyor. En basit birkaç örneğini vereceğim. Örneğin İznik ilçe başkanı açılışında dedik. Tüm İznik'teki ittifak ortaklarımızın ilçe başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüm. Siz ne görüyorsunuz sahada diye. Yani bana biliyorsun makyajlama yapmalarına gerek yok. Ben orada il başkanıyım ve kendileriyle özel görüşüyorum. Yani bana başkanım sahada çok sıkıntı çekiyoruz. Çok öyle anlatılan gibi değil diyebilirler. Ya da ekonomik olarak şöyle problemimiz var. Ya da işte ne bileyim broşürümüz yok ya da bir yere gittik neredeyse sopayla kovaladılar. İşte oraya özel önem göstermesi. Ama inanın hiçbiri yok. Yani kendileri bile şaşkınlık içerisinde ve o kadar böyle moralli anlatıyorlar ki. Tabii ki oluyor. Yani zaten biraz halkımız da aslında şey oldu, olgunlaştı. Yani eskisi gibi sağ sol kavgası, 12 Eylül'den önceki gibi kamplaşma yok. Evet bir takım kamplaşmalar var. Maalesef iktidarın dilinden de kaynaklanıyor. Belki %1 de olsa biz kendimize de kusur bulalım. Muhalefetin dilinden de kaynaklanıyor olabilir ama halkımız en azından değişim istiyor. Bu bir. İki, tabii ki halkımızın istekleri başta ekonomi olmak üzere kaygıları var. Her konuda var biliyorsunuz. Hani sorunları anlatmaya kalksak programın zamanı yetmez. Ya mesela ama şunu soruyorlar mı size? Ya siz işte gelirseniz işte bu ara işte Millet İttifakı kazanacak diye işte PKK elebaşları işte APO'ya özgürlük diyorlar. Ya da HDP'den ya çok az. Bu tarz. İnanın %1 değil. Çok az. Ya da işte siz gelirseniz işte bu savunma sanayindeki atılımları durduracak mısın? Bu tür sorular çok geliyor. Az soruyorlar. Bu da mı az? Hükümetin olumsuz bir propagandası olduğu için çok az ama ben şuna da inanıyorum. Hani bilmiyorum siz ne kadar takip edebiliyorsunuz, mutlaka ediyorsunuz ama bu tarafını yani genel merkezimiz başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere ve yöneticilerimiz her programda tekrar tekrar bunları vurgular. Her seçim açık hava mitinglerinde bunları vurguluyorlar. Her toplantıda, her sivil toplum örgütü yan yana geldiğimizde vurguluyoruz. Yani halkımızın büyük bir kesimi buna inanmıyor zaten. Sadece çok ciddi propaganda altında kalmış kesim inanıyor. Onları da çok rahat anlatabiliyoruz. Zaten hani buradan da söylememin belki bir sakıncası yok ama yani söylenenler zaten yani böyle yapışacak. Yok ben olayın şurasındayım Sayın Başkan. Evet. Oluyor ama çok az. Başta da dedim ya. Çok az. Hani ben burada çok genel siyaset konuşmak istemiyorum. Biz sonuçta Bursa'da yayın yapıyoruz. Ve önemli olan yerelde kalmaktır bence. Yerel evet. Gazetecilik. Ya bizim için de öyle. Dolayısıyla hani o iddialar doğru yanlış orasına hiç girmeden oluyor, bağımsız. Az. Oluyor çok sağda az. Sağda yaşıyor musunuz? Yani %2 desek. Peki şu sorular geliyor mu? 3 değildir yani 100 kişide. 1'dir. Hani 2 desek hadi ben biraz 3 değildir yani kesin. Peki şu tarz soru geliyor mu? İşte ekonominin şu an sıkıntıda olduğunu artık iktidar da kabul ediyor. Vatandaş da zaten geçim sıkıntısı yaşıyor. Ya işte siz nasıl düzelteceğiniz öyle söylüyorsunuz da hani bir güvensizlik. Hani size yok. Versek de siz de düzeltemezsiniz gibi bir ya da siz gelirseniz kesin düzeltirsiniz gibi. Orada yani ne alıyorsunuz? Ona da hiç olmuyor diyemem ama inanın yani propaganda o şekilde yani bu sefer insanlar yani genel hava bir değişim isteme yönünde olduğu için yani bir değişim olsun da. Ya mesela değişim isteyen de atıyorum ben bu iktidardan bıktım kardeşim 21 sene oldu işte kötü yönetiyor gitsin kafasındaki bir insan bile tamam gitsin siz de zaten düzeltirsiniz diyor mu? Ya sizde de hani tamam değiştireceğiz de sizde de bu ekonomi ne kadar düzelir soru işaretleri ya, oluyor mu? Mutlaka ya sahayı hani, merak ediyorum tepkileri. Saha şöyle tekrar söylüyorum sahanın mesela çok büyük bir kesimi yani gerçekten ağırlıklı bir kesimi %70-80 kesimi değişim hevesinde ve değişimi istiyor. Yani sadece değişim istiyor. Çünkü neden? O değişimin alt başlıklarını inanıyor, biliyor. Çünkü seçim propagandası son bir ayda değil ki. Ondan önce de biliyorsunuz. Tabii genelde iki senedir seçim senesi var. Bravo. Yani o anda ne anlattık? İşte dedik ki biz mesela demokrasiyle taşlandıracağız Cumhuriyeti. Şimdi parlamenter sisteme döneceğiz. Tabii ki. İşte ekonominin realite kurallarına uyacağız. İşte ne bileyim demokrasi olduğu zaman ya da adalet olduğu zaman zaten dış kaynak da gelir. İşte tabii ki yani haksız bir çatışma varsa komşularımızla sadece işte belli bir egodan veya belli bir felsefeden kaynaklanan o çatışmaları sona erdireceğiz. İşte ne bileyim uluslararası kurallara uyacağız. Dünya devleti olacağız. Dünya şeyleriyle, devletleriyle entegre bir şekilde hangi kurum ve kuruluşlara üyesek onun gereğini yapacağız gibi alt başlıklar doldurmaya başladınız ama o zaten %70-80'in kafasındaki soru işaretini bitiriyor. O hani PKK ile mi işbirliği yapacaksınız? Atıyorum işte APO'yu serbest bırakacaksınız? İşte ekonomide parayı nereden bulacaksınız? Ya da nasıl diyelim savunma hani sanayi. Savunma sanayide İHA'ları SİHA'ları işte kapatacak mısınız diye soranlar. Yani bence zaten hani siz ne anlatırsanız anlatın CHP'ye veya diğer ittifak partisi oy verecek kesim değil. Gerçekten merak edip soran %1. Yani çok böyle
Bir tane örnek vereyim. Sorunuzun cevabını tamamını kapsıyor gibi. Bizim seçim otobüsünü durdurdular. Bir yaşlı nerede? Annemiz. O kadar yoğunum ki. Yani Osman şehir, Gazi'den. Şehir Osman içinde. Gazi'den. Tabii tabii Osman İlçelerde Gazi'den. İlçelerde değil o anlamda sorun. Bir yaşlı annemiz kollarını açtı durdurdu. Dur 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 dedi. Biz de durduk. Hani bir yardım isteyecek. İşte veya kızacak, öpecek. Bir derdi var. Bir şey derdi var. Dedi ki ya dedi bu emekli maaşlarını dedi, Kılıçdaroğlu geldiği zaman dedi şey 15 bin lira yapacak mı dedi. Yapacak dedik açıkladı ya biz de söyledik. Hatta dedik geçen emekli ikramiyesinin de üstünü verecek. Ya o zaman dedi bu sefer Kılıçdaroğlu denemek lazım dedi. Yani insanlar bunlarla ilgileniyor aslında. Yani diğerleri gerçekten sadece ya çok fazla medya bombardımanına maruz kalmış ya da zaten bu tarafa oy vermeyecek kesim. Çok da fazla onlarla da hani zaman da kaybetmiyoruz. Ama tabii ki cevabımız var. Merak edip soran gençler var. En çok sorular aslında gençlerden geliyor. Ama şimdi herkes için o ilk 100 günde yapacağımız biliyorsunuz. Son zamanlarda... Birinci gündem ekonomi dolaştığınızda vatandaşlar. Her yerde ekonomi. Hem de ağırlıklı ekseriyet. Yani çok fazla parlamenter sistemle, çok fazla işte Suriye sorunuyla, çok fazla işte böyle yok HDP ile işbirliği yapacaksınız ilgilenen kesim çok az. Ama ben şuna bağlıyorum. Yani genç kesim, yani özellikle 35 yaş altı, 40 yaş altı bu AKP'den başka hükümet görmemiş kesim zaten kesinlikle ve kesinlikle ekonomiyle ilgileniyor. Çok fazla siyasi şeyleri yok, angajeleri yok, çok fazla siyasi tercihleri yok. Seçmenin de ağırlıklı bir kesimi oluşturdukları için seçim çok rahat gidiyor kampanya. 50 yaş üstünde kemikleşme, kamplaşma ve sıkıntı var. Ya onlar biliyorsun biz dahil olmak üzere o kesim belli bir ideolojiyle büyütülmüş. Zaten yıllarca oy vermiş, yıllarca emek harcamış. Bir şekilde ucundan kıyısından bu siyasi sisteme dahil olmuş. Bir şekilde yani belki siz de bir velikinin danışmanlığını yapmışsınızdır. Yine dahil olmuşsunuzdur gibi bir durum var. Örnek veriyorum. Yani yapmadım biz, onu söyleyeyim. Ya örnek hani siz derken basın mensubu arkadaşlar var, da angaja olmuş olabilir. Dolayısıyla 50 yaş üstü biraz daha farklı bakıyor. Başka, açtım madem araya ben onu hemen ektim. Orada aslında dertliyiz şöyle. Tabii buyurun. Yani milletvekilleri çok yanlış yapıyorlar bütün partilerden. Şimdi devlet bir kadro verdi danışmanlık noktasında. Burada tecrübeli gazetecileri kullanmaları çok daha mantıklıyken... İşte her dönem bir ya da iki arkadaşımız yaptı. Ben yapmadım şimdiye kadar. Evet. Genelde vekillerimiz sağ olsun da benim bir yeğenim var. İşte bir arkadaşın oğlu var, kızı var. Böyle gidiyorlar. Ondan sonra da bir sonraki dönemi çoğu göremiyorlar profesyonel. Evet. Destek almadıkları için ben de araya bunu insert girmiş oldum. Ya şöyle tabii biliyorsunuz milletvekilleri şimdi nasıl tarif edelim? Milletin temsilcisidir. Yani biz örgütsel olarak ne kadar da milletvekillerinin şematik olarak üzerinde veya onların Bursa'daki hani genel başkanın temsilcisi olduğumuz için aynı şekilde onları da siyaseti yöneten bir amiri de gibi görünsek bile milletvekillerinin ayrı bir hassasiyeti var. Biliyorsunuz zaten biz milletvekillerinin hani dokunulmazlığı olmasını niye istiyoruz? Serbest çalışsınlar da kürsü dokunulmazlığı niye istiyoruz? Serbest konuşsunlar diye. Bu böyle bir özgürlük ortamında bazı konularda zapturapt altına almak çok doğru değil. Ama siz anladığım kadarıyla bir uyarı ve çalışma şekillerindeki tabii, tabii, hepsi için yapıyoruz. Yoksa bir milletvekili hani şunu yap, şunu yapmalısın diye bir emir amiri zaten olmamalı, olamaz da ama bu çok naif hani çok hoş bir öneri. Mutlaka dikkate alacaklarına inanıyorum. Aslında ben sizinle aynı taraftayım. Çünkü ben dediğiniz gibi ben uzun süre medyada görev almış bir insan olduğum için mesela benim danışmanım biliyorsunuz Sayın Tayfun Bey Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanlığı yapmış. Benim 25 senelik tecrübeli bir dostum. Mesleki büyüğümüz. Hata da olsa insani ve mesleki düzeltilebilir hatalar oluyor. Ama mesela çok majör, hani çok ana, çok böyle ana, çok göre dönülemez bir şey olmuyor. Çünkü hepimiz insanız. Yani biz avukatlıkta hata yapmıyor muyuz? Biz siyasette hata yapmıyor muyuz? Ama hani bu kabul edilebilir ölçülerde oluyor. Ben de katılıyorum. Çünkü bazen bir vekilimiz bir tweet atıyor. Çok ciddi yanlış sonuçlara gidebiliyor. Ya da bir vekilimizin ağzından istese de istemese de bir söz çıkıyor. Aslında kastedilen o değil. Hatta genel başkanlar düzeyinde oluyor bazen. Oluyor tabii. Ama onun sorumlusu maalesef medya sorumlusuna kalıyor. Dolayısıyla aslında tabii çok bu işi bilen, bu işte tecrübeli, kendi camiasında da sevilen insanlar olması lazım. Dediğiniz gibi hani bu hatır işi yeğenle, amca çocuğuyla, kuzenle yapılacak bir iş değil. Teknik olarak ben size katılıyorum ama yani onlara da bu konuda emir veremeyiz. Sadece ne yaparız? Tabii ki, tabii ki. Tatlı bir bu vekillerin takdirinde tabii, takdir onun ama bu vesileyle bütün vekil adaylarına, bütün vekillere de ben de iletmiş olayım. Gazetecilerin böyle bir talebi var. Doğru bir talep. Ben de katılıyorum. Ben yani de kendi adıma da olmasa en azından halkla ilişkiler noktasında eğitimini doğrudur, almış ya da doğrudur, tecrübeli birileri doğrudur de olabilir. O bizim ilçe ama genelde kadro gibi düşünüyor milletvekilleri. Bizim ilçe yapılanması için de geçerli bu. İnşallah İktidar Partisi olursak tabii bir basın yapılanması olacak.
Ya orada da biz elimizden geldiği kadar gerçekten medyanın içinden gelen, yani görüşünün ne olduğu çok önemli değil. Çünkü yaptığı iş önemli. Onu profesyonelle profesyonel bir şekilde çalışıyorsa biz, hani buradan da ben tüm basın mensupları arkadaşlara sesleniyorum. Yani halihazırda İktidar Partisi'nde çalışan, İktidar Partisi kurumlarında çalışan arkadaşlarla hiçbir problemimiz yok. Tamamen profesyonel görevlerini yapıyorlar. Yani çok belli değilim. Basın tabii işlerini kişiselleştirmedikten sonra herkes için geçerli ama bu. Yani tabii. Tüm çalışanlar için geçerli. Biz onlara böyle çok kıymetli çalışan olduğunu biliyoruz. Hiç kimseyi de vay sen İktidar Partisi zamanında işte onun basın bürosunda çalışmışsın, belediyede çalışmışsın diye ayrımcılık yapmayacak kadar da hem seviyoruz hem tanıyoruz. Hem de hani ben de onlar için bir şansım. Bugüne kadar birçok partide yapmadı. Ben de onu yok, ya görüyorum. Bursa, yani. Bursa o konuda iyi. Hani belediye değişiyor. Parti değişiyor. Evet, Bursa o konuda iyi. Tabii ki başındaki basın danışmanı ve şey değişiyor. Üst kadro. Evet. Ama aşağıda emekçi dediğimiz kameraman. Ben de şahit. Bursa o konuda iyi. İnşallah da daha iyi olacak. Şimdi artık finale geliyoruz. Evet. Sayın Başkan. Şimdi ben bakıyorum. Ha şunu sorayım. Erkan Aydın artı Lale Hoca. Bunlar tekrar koyulmadı. Bilginiz var mı? Bir de şunu hatırlatayım. 2-3 ay önce Bursa Fan Kulüp'te bir toplantı var. Refik Özen orada AK Parti'den. Hı hı. Erkan Aydın CHP'den milletvekili olarak. Şimdi önce Refik Özen konuştu. Refik Özen dedi ki yani seçimde geliyor tekrar aday olacağız ama nasip tekrar olur muyuz olamaz mıyız falan. Arkasından Erkan Aydın çıktığında dedi ki ya dur Refik vekilim dedi daha bizim yaşımız genç bizim daha dedi çok dönemimiz olacak inşallah falan. Şimdi Refik Özen gösterildi ama Erkan Aydın gösterilmedi. Hakikaten Refik Özen haklı çıktı yani nasip konusunda. Dolayısıyla önce onu sorayım. Bu iki isim Erkan Aydın'ın istediğini biliyorum. Lale Hoca'yı bilmiyorum. İstemediler mi? Yoksa gene gelenler. Daha önce de söyledim. Milletvekili konusunda il başkanlarından bir tasarruf istemediler. Bir bilgi de istemediler. Ya da bir işte rapor da istemediler. Çünkü doğrusu, bize de böyle geldi. Doğrusu doğru. Lale Hoca istiyor muydu tekrar olmak? O yüzden de biz yani bizim bir telkinimiz, bir tavsiyemiz veya itirazımızdan dolayı olmadığını söylemek için ben giriş cümlemi öyle yaptım. Ama kendilerinin beyanlarına göre hem bize hem kamuoyuna hem dost sohbetlerindeki genel başkanımız kendilerini farklı bir şekilde siyasette değerlendireceklerini söylemişler. Tabii bu ucu açık bir söz ama takdir edersiniz ki Lale Hanım'ın konumu belli. Şimdiye kadar yaptıkları belli. Onun hangi şekilde değerlendirici konusunda kafamızda zaten birkaç şey konu var. Yani bir yer var. Erkan vekilimiz de biz Erkan vekilimiz çok çalışkan bir vekilimizdi. Şimdiye kadar kiminle, o da aslında sağ siyasetten tabii, geldi. Aynen. Kiminle şey olsak temas kursak aynı şekilde Erkan vekilimizi çok fazla soruyorlar. Çok memnun olduklarını söylüyorlar. Bu aslında bize gurur veriyor ama Erkan vekilimiz de tahmin ediyorum ki siz de tahmin etmişsinizdir. Farklı bir şekilde değerlendirilecek. Yani siyasetin dışına atılmış değiller. Sadece zamanı geldiği zaman o zaman da farklı bir şekilde değerlendirilmek üzere vekil yazılmamalarının gerçekten sebebi bu. Yoksa hani örgütsel anlamda bir itiraz veya örgütün istemediği veya bizle çatıştığı ile ilgili tam tersine daha hani makamın yükseği düşüyor olmaz ama daha farklı bir değil. Bir alanda mutlaka değerlendireceklerdir. Ya zaten bütün partilerde de illerin çok ediyordur. Çok tasarrufu olmadı zaten genel evet, merkezde evet. O noktada. Yani şey değil siyasetin dışına atılma maksadıyla değil. Bilakis farklı, çünkü biliyorsunuz siyasette çok farklı makamlar var. Yani belediye başkanlığı var, bakanlık var, müsteşarlık var, çeşitli kamu kurumları var. Dolayısıyla Lale Hoca kendi alanında çok yetkin, bilgili ve biliyorsunuz genel başkanın danışmanı, MYK üyesiydi. Sen ne demek? Yardımcısı demek. Erkan vekilimiz de kendi alanında hem sivil toplum örgütçe milletvekili yaptı, belediye başkan adaylığı yaptı. Belki onlar da memnun kalacaktır. Yani ben onlardan zaten bir sağ olsun hani ikisi de çok çok doğru bir şekilde. Ya ben yapılan sizden aslında tasarrufun Erkan Aydın'la ilgili şu cevabı bekledim. Daha önce de Osman Gazi Belediye Başkanı adayı olduğu için. Ya siyasette 24 saat o kadar uzun. Acaba o yüzden mi yapılmadı? Benzer durum İsmail Hoca'da şimdi, da var mesela. Kendisi de buna evet diyemez. Ben de evet diyemem. Gerçekten çok zor bir soru. Ama tabii hani böyle profile baktığınız zaman ona da uygun olduğu için muhtemelen zamanı gelince değerlendirilecektir. Ama hani bir il başkanı kendisinin olarak haberi vardır belki. Ya bizim genel başkanımız ben tahmin etmiyorum. Yani bir vekile siz vekili yazmayacağız ama burada değerlendirir dememiştir. Değerlendirir de demiştir. Anladım. Erkan vekilin de sağ olsun gerçekten bütün konuşmalarında ilde olsun, ilçede olsun, tanıtım aday toplantılarında olsun. Hani bu tasarruftan memnun olduğunu, bu tasarrufun arkasında durduğunu, kendisinin
bu tasarruf neticesi hiçbir şekilde alınganlık, kırılganlık göstermeden kalan yerden vekilmiş gibi çalışacağını ve siyaseten kendisine uygun görülecek her pozisyonda görev almak için de canla başla çalışacağını beyan etti. Biz gurur duyduk. Yani CHP'de artık çok güzel şeyler oluyor. Olacak da yani. Bu, ben diyorum bak 10 yıl CHP Türkiye yönetecek, Bursa yönetecek ve çok güzel şeyler olacak. Ondan sonrası niye öngöremiyorum? Çünkü iki dönemden sonrası öngörmek hakikaten çok zor. Ama 10 yıl çok rahat. Yani iki dönem anlamında 10 yıl. Cumhurbaşkanlığında da parlamenter sistemde de yerelde de çok güzel çalışmalar yapacağız. Bizim hem Erkan vekilimizi hem Gale hocamızı hem bir de unutuyoruz Yüksel hocamıza da ihtiyacımız var. Çok güzel çalışmalar yaptı Balkan Masası'nda. Gerçekten takdire şayan çalıştı ama genelde hep yurt dışı ağırlıklı veya Balkan Masası ağırlıklı olduğu için sanki Bursa'da çok fazla görünmedi, çalışılmadı gibi oldu ama onun görevi ve o görevinden kaynaklanan işlevi de oydu. Ben üçünden de çok, hani gerçekten vekillerimizden çok memnunuz. Tabanımızda da bu konuda hiçbir itiraz yok. Peki şimdi birinci bölge, birinci sıra Kayahan Pala. Evet. Kayahan Hoca'yı zaten üniversiteden, akademik hayatından tanıyoruz. CHP'de yakın bir isim olduğunu zaten biliyoruz. Nurhayat Hanım zaten vekil, ikinci sıra. Saadet Partisi'nden üçüncü sıranız var, Mehmet Atmaca. Mevcut bir önceki il başkanınız zaten milletvekili için istifa etmişti, İsmet Karaca. Evet. Dörtte ve beşte Jülide Akköprü. Altıda da Alparslan Bey var, onu ifade etmiştiniz. İkinci bölgede Hasan Öztürk, Kani Torun yine Gelecek Partisi, Orhan Sarıbal zaten mevcut vekil, üçüncü sıra, Erkan Dönmez ve beş Şahin Sevinç. Aslında Şahin Sevinç'i de ben çok CHP diye görmüyorum kendi adıma. Daha çok HDP kadrosu gibi görüyorum. Çünkü ya aslında Şahin Sevinç'in kendi durumu da ilginç. O aslında ilk baştan AK Parti'ye yakın çıktı. Sonra Selahattin Demirtaş'ın saz çaldığı dönemlerde HDP'li oldu. Sonra da HDP'liler yeterince temsil edilmiyor deyip Özgür Erdursun'un Yıldırım Belediye Başkanı'nda olduğu süreçte CHP'den meclis üyesi oldu falan filan. Şimdi de CHP listesinden, o da 5. sıradan. Onu da bir kontenjan gibi görüyorum ben kendi adıma. Şimdi mevcutta 5, 1. bölgeden 3, 2. bölgeden 2. Bu seçimdeki hedefiniz, beklentiniz, ama ne olur şunu da atlamayın. Daha önceki seçimlerde birkaç böyle dönem seçim programları yaptığımız için oradan biliyorum. İşte kahve gezildiği zaman vatandaşın birçoğu da şu modda oluyor maalesef. İşte geldiler, tamam size vereceğiz diyor, gönder. İşte her gelen nereye gitsek bize, nereye gitsek bize, ama sonuçta öyle olmuyor. O da yanıltıcı olabiliyor bazen. Dolayısıyla sizin beklentiniz kaç vekil, hangi bölgeden kaç tane? Ya şimdi tabii 7 vekil zaten hani kendi doğal gelişi, konjüktürü, işte seçmen yapısının değişmesi, ekonomik zorluklar, işte AKP'nin düşmesi, oy artışı olduğu ortada. Gibi. O yani ispat. 7 vekil doğal sonuç ama şöyle bir don sistemin azizliği var biliyorsunuz. Oraya gelmeden 7'nin 4'e 3 mü düşünüyorsunuz? 1'den tabii, 4, 2'den 3. Şu an doğal sonuç 4'e 3. Hani 4'e 3 çıkar anlamında doğal sonucu ama hani ne olur derseniz, hani 7 vekilin üzerine ne kadar marj var derseniz, hani 7'nin altı yok da üstü anlamında söyledim ben bunu, onu bir baz alarak. Ya orada şöyle bir hani hiçbir şekilde öngörülemeyen bir durum var. Don sistemi tabir ettiğimiz. Ben fikrimi söylerim. Çok da o konuda açık sözlüyümdür. Ama böyle abartılı hani 15 alacağız, 20 alacağız, tamamını alacağız, sileceğiz, süpüreceğiz abartısı değil de. Hani makul gerekçelerle söylüyorum, anlatıyorum. Kendi düşüncem şudur. Şimdi don sisteminin bir azizliği var. Biliyorsunuz birinci partileri her zaman birer milletvekili daha fazla çıkartma imkanı sağlıyor. Hani bir puan, yarım puan bile olsa. Bizim sanıyorum rahmetli Özal'dan beri 80'lerden evet, sonra hep böyle evet. Ama büyük şöyle, partileri kayıran bir seçim evet, sistemi. 12 Eylül'den önce çok kısaca söylersek biz onu yetiştik. Çok hem baraj çok düşüktü hem oy oranları birbirine çok yakındı. Sürekli koalisyonlarla yönetiliyordu. İstikrarsızlığı engellemek için istikrar getirmek adına birinci partileri kollayan, yerel seçimlerde de böyledir. Hani kontenjan ve şeyler vardır, üyeler, adaylar. Yani %1 de alsa, 2 de alsa farklı olan, ona 5-10, %5-10 fark almış gibi istikrarı sağlamak adına bir sistem getirdiler. Çok da şeye boğmayalım, hani böyle detaya. Tekniğe. Ben birinci bölgede birinci parti olduğumuza inanıyorum. Yani olacağımıza da inanıyorum. Çünkü bunun şeyi şu, yani AKP'de çok öyle muhteşem bir liste halkın önüne koymadı. Birincisi çok, onlarda da bizden daha fazla bir tepki var. Birincisi bu. İkincisi çok yorgunluk, yılgınlık var. Kaleniz bir de birinci evet, bölgede tabanında Nilüfer bizim var. Aynı zamanda adaylarımız çok güzel çalışıyor. İsmet Başkan için son şeyde belki kendi dördüncü sıradayı gibi ama birinci sıradayı gibi çalışıyor. Mutlaka arkadan yani beşinci böyle ucu başı gelmek üzere. Anketlerde de öyle. Yani %1
%0.5'a kadar düşmüş durumda 5. aday. Biz onu toparlarız. Yani bu şöyle düşünün, 17 bin oya falan tekabül ediyor. Yani 20 bin oya tekabül ediyor. Biz 20 bin oyu 1. bölgede seçime kadar daha da fazlalık 5 yapabiliriz. Çok net söylüyorum. Biraz da tabii o seçimin 3 gün kala 5 gün kala hani CHP geliyor daha güçlü gelsin veya genel başkanla işte AKP adayı arasında çok makas açılıyor. Nitekim hakikaten o yavaş yavaş şeyleri görülüyor. Bizim insanımız da İktidar Partisi daha güçlü gelsin deyip İktidar Partisi oy vermeyi sever bir kısım. Daha hani iktidardan yana olalım, kazanandan taraf olalım diye. Ondan biz 5.'yi burada toparlarız. 2. bölgede de 3 zaten biz geçen seçim 2500 oyla kaybetmiştik. Yani bilenler bilir. Sayın Şenyurt 3. sıradaydı. 2. sırada yani 2500 oy daha fazla alsaydık 3 zaten gidiyordu. Yani biz ucu başı kaybettik. O yüzden 3 garanti diyorum. Onun üzerine de şimdi bir vekil olmak için 95 bin oy koymak lazım aşağı yukarı. Yani 85 olur, 90 olur. 80 bin oyu nasıl koydunuz derseniz. Tabii ittifak ortaklarımız var. AKP'de kopanlar var. Saadet'in oyları. Tabii yani 95 bin derken 95 bin kişinin gelmesine gerek yok. Karşıdan 45 bin oy gelmesi yeterli. Tabii. 90 bin etkisi yapıyor. Tabii. Şimdi Saadet'in etkisi var. Gelecek Partisi adayımız var. Bizim kendi adaylarımız çok çalışıyor. Bir de konjüktürel olarak zaten ekonomiden kaynaklanan, genç nüfustan kaynaklanan, tepki oylarından kaynaklanan oylar da geliyor. Orada da 4'ün gelmemesi için bir sebep yok. Yani biz 9 milletvekili eğer alırsak, İYİ Parti tabii ben başka partiler açısından bir şey konuşmaya çok uygun görmüyorum. Gerçekten de siyasi etik olarak görmüyorum. Onlar da maksimum milletvekili aldıklarını düşünürseniz İktidar Partisi Bursa'da azınlığa düşecek. Cumhur İttifakı diyelim. Şimdi Bursa'da Cumhur İttifakı azınlığa düşerse yani 20 vekil üzerinden. Yani minimum 11 bizde olur diyorsunuz en kötü ihtimalle. İttifak da mı? Evet. İttifak 11. Yani işte 2 İYİ Parti gibi 11. hesapladım ben. Minimum. Yani minimum. Yani dolayısıyla 11-9 olursa zaten burada 11-9 ise parlamentoda da işte diyelim 400'e 200 olur. Yani gene şeyi de sayarsanız. Zaten onu burada 11-9 yapan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 50'ye yani 55'e 45 ya da işte 60'a 40 gibi bir rakam çıkar. Bu işin matematiği bu ve yani samimiyetle söylüyorum. Hani o kadar rahatım ki kazanacağımızdan o kadar eminim ki rahatım derken havlu 60 durumda biz çalışıyoruz. İnanın bakın bir gün gelin samimiyetle söylüyorum. İlde bir oturun. Yani gelip üye olanları yani onlara bir profilini bir görün. Yani hiç hayatla CHP'yle kesişmemiş, hiç CHP'nin kapısından girmemiş, yani altı okunu görmemiş insanlar üye oluyor. Yani ben bunu anlatsam kimse inanmaz. Dün 4 kişi geldi. İşte Siirtlisi vardı, Vanlısı vardı, Diyarbakırlısı vardı ve söylenen şu, çok net söylüyorum. Diyor ki bizim zamanımızda CHP'ye oy veren dinden çıkmış. Yani bizim sülalede biz oy versek bu dinden çıkmış addedilirdi. Abi 12 kişi ikna ettim, biri ablam. Sizden rica ediyorum bu hükümetten bizi kurtarın. Çünkü özellikle Doğu Güneydoğu'dan çok ciddi gönülden kopuş var. Yani aslında var ya ben buna üzülüyorum. Çok da sevinmiyorum. Yani bu insanlar niye kopsun gönülden? Yani iyi ki CHP var ki biz bunları birleştiriyoruz. Yani genel başkanımızın yaptığının ne kadar önemli olduğunu seçimden sonra anlayacaklar. Peki Doğu Güneydoğlu'da şimdi ekonomiyi anlıyoruz. Herkes yakıyor. Zaten ekonomi bu kadar kötü olmasa bugün CHP'nin iktidar ihtimalle bunlar belki konuşulmazdı. Bunlar sadece kimlikten kopmuyor. Ben doğrudan cevaplayayım. Hiç yormayın kendinizi. Zannediliyor ki hani kimlik siyasetinden dolayı giriyor. Hayır. Ya bakın bir şey anlattı bir gün. Sadece bir örnek vereyim. Siz geri kalın teşmil edin. Yayın yani. Arabama benzin alıyordum. Kendi arabama. Pompacı yanıma yaklaştı. Tabii benim arabamda küçücük de olsa CHP il başkanı diye bir kart var ki. Hani trafikte sorun olmasın. Allah korusun bir şey olduğu zaman kim olduğunu görsünler. Bir de arabamıza bunu koyuyoruz ki. Yani normal ben avukat kimliğimi de koyuyordum. Yani şeyimi kartımı. Hani bir sorun olduğu zaman aransın. Yangın olur, hırsızlık olur, kaza olur, bela olur. Geldi yanıma dedi ki siz dedi CHP'de ne iş yapıyorsunuz? Dedim abi ne iş yapmamı istiyorsun? Hani sen ne söyleyeceksen söyle. Hani herkese de il başkanıyım demenin alemi yok. Pompoç zaten. Dedi ki benim kızım dedi biz dedi yanılıyor olabilirim Urfalıyım dedi. Vanlıyım dedi düzeltiyorum. Ben hatırladım. Ben dedi Vanlıyım. Benim kızım dedi puanı şaşırabilirim. Seyircilerimiz bağışlasın. Mesela 92 puan aldı dedi KPSS'de. Ama dedi Van'ın dedi ilçe başkanımı il başkanımı günahını almayayım. Adamı da hani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir siyasi girdi. Siyasinin dedi, hayır siyasinin bizzat evladını 70 puanla evladını aldılar, benim evladımı almadılar dedi. Bizi dedi bu hükümetten kurtarın. Şimdi mülakatla herhalde. Evet. Ya da ne hangi kurumaysa. Bakın bir benzin pompacısı benim sıfatımı bilmeden sadece Cemre amblemi olduğunu görerek söylüyor. Ben ne il başkanıyım dedim. Ne de senin kızına yardımcı oluruz. Bak bize oy verirsen o da aa benim kızım mağdur olmuştu. Madem öyle demedi. Kendi kendine dedi. Benzin pompacısı bu. Şeyde İzmir yolunda bir benzinlikte pompacı Vanlı. Şimdi zannediyorlar ki sadece kimlik siyasetinden dolayı. Hayır kimlik siyaseti ikinci planda artık. İnsanlar bu haksızlıklara, bu adaletsizliklere karşı durmak için geliyor.
Tabii ki kimlik siyaseti de çok önemli bir şey. Herkesin kimliği de kendine göre tabii şereflidir yani. Ama bize gelenler o dört kişinin dördü de aynı şekilde işte emniyetten diyelim ki emekli olmuş ya da atılmış ya da hakkı yenmiş gelmiş üye oluyor. Yani haksızlıklara karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Genel Başkanımızın duruşuyla alakalı bir teveccüh. Ve inanın iyi ki Genel Başkanımız var, iyi ki bunu dile getiriyoruz. Yoksa bu halk, bu halkımızın bu kesimi tamamen kopacak devletten. En azından bir umut görerek bu devleti tekrar kuracağız, tekrar adaleti kuracağız. Devleti tekrar kuracağız değil mi? Devletin kurum ve kurullarını yerine oturtacağız. İnanarak geliyorlar. Yani söylemlere inanarak geliyorlar. Ve samimi söylüyorum, oturuyorlar ilde. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasını dinliyorlar, gazeteleri okuyorlar. Yani inanılır gibi değil. Yani böyle şey gibi değil. Ya iktidara geliyor parti, verelim ismimiz bulunsun. Yarın işe girelim. Hayır. O bir arkadaşı tutmuş getirmiş. Gelen bir Vanlı abimiz bir arkadaşını tutmuş kolundan getirmiş. Bir kadını tutmuş kolundan getirmiş. Yani çalışıyorlar. Üye yapmaya çalışıyorlar. Üye olmasa bile çalışıyor. Yani o dip dalgayı AKP'nin gördüğünü ben zannetmiyorum ya da gözünü kapatmış durumda. Yani özellikle Doğu Güneydoğu'da genel başkanımıza çok büyük ilgi var. O yüzden de rahatlıkla seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Evet. 1 saat 10 dakika yaklaştık Sayın Başkan. Serbest sorabilirsiniz. Vaktimiz de var. Buyurun. Bursa Spor'u sormak istiyorum. Şimdi Bursa Spor, yani ben bunu bu dönem bütün konuklarıma soracağım. Buyurun, hiç çekinmeden sorun. Biz de çekinmeden cevaplarız. Ben de dahil bir Bursa Spor olarak ayırmıyorum kendimi. Siyasetin Bursa Spor'a sahip çıkmadığını, tabii ticaret de aynı şekilde. Evet. Yani BTSO da çok tepki alıyor aynı şekilde. İşte takımın zaten hali ortada. Dolayısıyla sahip çıkmadığını. Bir de üstüne bu Diyarbakır'daki maçta, buradaki değil, ilk maçta. İşte bir tane milletvekili gitmedi oraya. Hiçbir il başkanı gitmedi. Yani kimse gitmedi aslında yani. Protokol diyebileceğimiz. Kimse gidip destek olmadı. Sadece yönetimden birkaç kişi işte oradaydılar. Dolayısıyla bir takımı orada yalnız bıraktılar. Evet. Orada yaşadığımız mevzulardan sonra kimse çıkıp ses çıkartmadı diye zaten parti ayırmadan herkese bir tepki vardı. Evet. İktidarıyla muhalefetiyle. Üstüne bir de Bursa'daki maçtan sonra özellikle Orhan Sarıbal'ın o kabul edilemez tweetleri, ben de çok kendisine aynı mecrada cevap verdim. Ve Sena Hanım'ın, eski genel başkan yardımcınız ki bir Bursalıdır kendisi. Onun da anlaşılamaz ya da konuyu tam mı bilmiyorum. Garip tweetleri vardı yine o Bursa'daki Amespor maçı sonrası. Dolayısıyla size de tepki var. Dolayısıyla hani orada zaten bize tabii, sahip çıkmadınız. İşler olmasa da kurumsal anlamda var tabii. Orada sahip çıkmadınız. Buradaki maçtan sonra da bir de o adamlara destek verdiniz gibi. Çünkü Orhan Bey'le Sena Hanım'ın bu açıklamaları olurken başka kimse de şey yapmadı. Mesela Memleket Partisi'nde farklı bir durum oldu. Cepheden karşı çıkmadı. Diyarbakır İl Başkanlığı Ahmet tarafından açıklama yaptı Memleket Partisi'nde. Bursa İl Başkanlığı Bursa tarafında. Onlar da orada kendi işlerinde birbirlerine girdiler falan. Dolaşırken bunlarla karşılaşıyor musunuz? Artı bu tepkilere ne dersin? Şimdi bu tepkiler geliyor. Ben böyle kameraya konuşayım. Tamam. Önce belki bilmeyenler olabilir. Ben nasıl diyeyim? Hani kendim bildim bile Bursa sporluyum. Yani televizyonlarda eskiden maçlar salı günü anca yetişirdi. 75'lerde, 76'larda. Özetleri. Özetleri anca yetişirdi. TRT'den bakardık. Puan sıralamasında ben Bursa Spor'un yani listede olduğu, yani fikstürde olduğu veya puan sıralamasında, lig sıralamasında olduğu zaman, Ali Beyköy'ün olduğu zamanları hatırlıyorum. Yani Ali Beyköy'le biz aynı ligde maç yapıyorduk. O yüzden mesela ben ilkokula gitmeden pazarda hiç unutmuyorum. Annemden Bursaspor forması satılıyor pazarda, Gemlik'te. Forma almasını istemiştim ama yokluktan annem Bursaspor forması alamamıştı. Çok da yaygın değildi bu kadar zaten. Evet. Zaten lisans yok, bir şey yok. Bir yeşil beyaz formayı alamadık yani, düşünün. Ama ben erkek lisesinde okudum. Tabii erkek lisesi böyle Bursaspor'un da hem çok destekçisidir hem yatağıdır. Bursaspor'la yetişir. Bizim zamanımızda 55 kişiydik. Samimiyetle söylüyorum, bir tane Galatasaraylı yoktu sınıfta. Bakın çok samimiyetle söylüyorum. Belki Fenerbahçeli bir iki kişi olabilir. Trabzonlu var mıydı o zamanlar? Çünkü 80 dönemiydi. Trabzon şampiyon olmuş falan filan ama Karadeniz arkadaşlarımız var mı hatırlamıyorum. Ama toplasan 55 kişiden 3 kişi çıkmazdı. Yani biz nasıl bir Bursa sporlu olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Sonra ben işte Recep Bey'in jübilesi, işte bu Tophane'de kale arkasında maç seyretmeler, tel örgülerden atlamalar. Hatta bir enstantane söyleyeyim. Bu yeniler bilmez. Bizim çocuklar bile bilmez.
abiler bizi, tabii bilet var, bilet alamıyoruz, paramız yok. 13-15 yaşındayız erkeklisinde. Abiler de turnikede biletçiyle kavga ederdi. Ya bunlar Fenerbahçeli mi olsun, Galatasaraylı mı olsun, kavga gürültü bizi içeri atarlardı. Ya içeri girerdik ama beton, karton alacak paramız yok. Su alacak paramız yok. Güneş köfte varsa ekmek paramız kağıt yok. Şapka. Yani Allah razı olsun, oradan buradan gazeteleri katlar bir külah yapardık. Hatta onlar bile satılırdı. Bu şeylerle yapılırdı. Ne diyordunuz, yapıştırıcılara, ismini unuttum. Saatlerce maçı beklerdik. Maç bitti, aç susuz erkek lisesine yürü. Sonrası Allah nasip oldu, üye olduk. Yönetici oldum 38 yaşında Ali Karasu döneminde. Nasıl diyeyim? Biz Bursa Sporlar olarak mesela ben başka maçları seyretmiyorum. Yani birçok insan bilmeyebilir ama ben Bursalılara sesleniyorum. Onlar da böyle. Mesela diyorlar ki Fenerbahçe Galatasaray maçı var. Diyorum ben. Bana ne yani? Yani bana böyle River Plate Boca Junior maçı gibi geliyor. Doğru. Yani gerçekten söylüyorum. Bunu da yayınlayın. İftiharla söylüyorum. Halen de seyretmiyorum. Bursa Spor maçı hariç hiç maçı seyretmiyorum. Umurumda da değil. Samimi söyleyeyim. Fikstür de şu an umurumda. Ben Süper Lig'de kim birinci şu an bilmiyorum. Ama spor hukuku, spor yöneticiliği okumuş, bir dernek kurmuş, dernek yöneticiliği yapmış veya birçok spor kulübünde de yöneticilik yapmış bir insan olarak söylüyorum. Sadede gelmek için söylüyorum. Şimdi bu Bursa Spor duygudaşlığı herkeste aynı olmayabiliyor. Bu bir bahane değil ama. Bu ben tamamen size katılıyorum. Bahanesiz anlatıyorum. Birincisi bu. İkincisi gerçekten süreci çok iyi takip etmemiş. Çünkü bizim sürecimiz şampiyonluktan sonra aşağı doğru ivmelendi. Aynı zamanda Bursa Spor'ların o konuda bir şeyi de var. Bir yarası da var. Niye? Sahip çıkılmadı, federasyonda ayak oyunları oldu, işte kulübün kendi içindeki sorunlar veya TFF ile olan sorunlarla ilgili birilerinin yanında görmediler. Aslında bu 10 senelik bir süreç aslında bu. Yani 11-12 senelik. Yoksa sadece Diyarbakır'a patlayan bir süreç değil. O işin... O süreç şampiyon olduktan sonra başladı zaten. Evet. Şimdi oradaki en büyük temel sorun, sırayla gidelim, kulübe siyaset girmesiydi. Kulübe hangi siyasi parti olursa olsun bir kere girmemeli. Çünkü biz hep şunu gördük. Mesela eskiden de Sayın Cavit Çağlar da başkanlık yaptı. Sayın Bilenser de başkanlık yaptı. Hepsi siyasi figürdü ama içeri siyaset sokmamışlardı. Özellikle Sayın İbrahim Yazıcı da siyasi figürdü. Fakat hep bizde şu slogan vardır. Taraftarlar Derneği'nde bile vardır. Şimdi Taraftarlar Derneği'nde bile birçok siyaset yapan insan vardır ama kulübe siyaset girmez. Spor kulübüne siyaset girdiği zaman işte bu Bursa Spor'un durumuna düşeriz. Bir kere burada bir hata oldu. Yani bu tabii iktidar partisinin hatasıyla başladı. İkincisi, başkan olarak gelenler maalesef spor camiasının dışında olan insanlar oldu. Bu da ikinci bir handikaptı. Üçüncü handikapımız da Bursa Sporlar ve Bursalılar kendi takımına, kendi hakemine, teknik direktörüne, oyuncusuna, ne diyelim masörüne, pasörüne, sağ sorumlusuna sahip çıkmadı. Yani bizde de var kabahat. Yani biz mesela bir tane, mesela Beşiktaş'ta herkes teknik direktörü yetiştiriyor ve her takımda Beşiktaş teknik direktör var. Biz Bursalılar, sen bizim çocuğumuzsun, kenarda dur, işte sonra alalım, dışarıdan teknik direktör almayı bayılıyoruz. Ama takım küme düşmeye başladığı zaman sen bizim evladımızsın diye Necat Bülent'ten rahmetliden gelen bir gelenek, gel takımın başına. Yani biz kendi çocuğumuzu daha fazla dövüyoruz, bu olmadı. Sonra tabii siyasetle beraber tribünler evrildi. Şimdi tribünler bir gelenekle gelirdi. Abilerimizle beraber oturduk. Küfür olmazdı, kavga olmazdı. Hatta ben çok samimi bir şey söyleyeyim. Misafir tribünü olmayan dönemlerden, yani Galatasaraylılarla, Fenerbahçelilerle aynı yan yana oturduğumuz dönemi hatırlıyorum. Yani ben Galatasaraylı biriyle oturduğumuzu hatırlıyorum. Ama öyle statta maç izlerken ama öyle bir hale getirdiler ki önce misafir tribünü dediler, sonra onları telegülerle ayırdılar, sonra %5 dediler. O oldu, bu oldu. İnsanları da birbirinden ayırdılar. Ha şimdi Sadat'a gel diyenler vardır içinde. Çünkü ben de gerçekten bağrı yanmış bir Bursa sporluyum. Sadat'a geliyorum ama önemli de bir makam teşkil ediyorum. Ben genel bir cevap vereyim. Şimdi birincisi tabii ki tweet'i savunmak mümkün değil. Ben avukatım, ne söylediğimi de biliyorum. Mümkün değil ama şimdi deminden beri bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani o duygudaşlıkla bir yere gelmeyen bir insanın zaten o duygudaşlığı hissetmesi mümkün değil. Tabii ki orada bir mağduriyet, bir mazlumiyet gördüğü için sadece bir açıdan bakarak yazmıştır. Yani savunmak adına söylemiyorum. Onun nedenini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tabii orada sadece... Eğer gelirse ben bunu çok geniş zaten söyleyeceğim, Sadece haberlerde. Yani bunu mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Şimdi bir yerde bir bakıyorsunuz adamın biri birini dövüyor. İri yarı bir adam küçük bir çocuğu dövüyor. Ne yaparsınız? Ya ayıp değil mi dersiniz? Kocaman adam çocuğu dövüyor dersiniz. Yani adama sorsanız peki niye dövüyorsun? O belki diyecek ki hırsızlık yaptı. O belki diyecek ki namusluluk yaptı. O belki diyecek ki benim çocuğum eğitim için dövüyorum. Tabii bunu hiç savunmuyoruz da hani bir sebebini söyleyecek.
Şimdi siz sadece dövdüğünü gördüğünüz zaman o anla bir karar verirsiniz. Hatalı olan o olmuş. Keşke hani iki tarafı da dinleyip ya ne oldu acaba? Çünkü kendisi bunu ifade etti. Ben defalarca konuştum. Kamuoyunda da ifade etti. Yani biz o an gördüğümüz üzerinden yaptık ve düzeltti tweet aslında. Ama şimdi ok yaydan çıktığı için düzeltme tweetini kimse görmedi. Yani bizim sayın vekilimiz de bu konudan çok muzdarip. Sadece siyasetten oy kaybediyoruz diye değil, insani olarak da muzdarip. Çünkü o da ya ben o an hani gördüm. Ankara'daki danışmanını değiştirdiği doğru mu? Ya şimdi tabii böyle birebir ne yaptın? Hani kim bedel ödedi, kim bunu yaptı? Çünkü. Tabii kendi tweet'i değil de çünkü Sayın Sarıbal o kadar yoğun ki. Yani tutup da kendi, şimdi bazen bakanlarda da oluyor bu. İşte bazen milletvekillerinde de oluyor. Bazen ilç yöneticilerinde de oluyor. Hata mı? Hata. Ama bu hata düzeltilebilir bir hata. O da nedir? Şimdi bundan sonrası Bursa Spor'un ayağa kalkması için, Bursa Spor'un iyi bir yere gelmesi için, Bursa Spor hak ettiği yere gelmesi için eğer çalışacaksa, eğer buna söz veriyorsa, eğer bunun içindeyse bu hata tolere edilebilir. Çünkü bu sadece kimin haklı, kimin haksız olduğu ile ilgili olan yanlış bir tespit hatası. Yoksa hani peki Sayın Başkan, Bursa Spor'dan istifa şey ediyorum, Bursa Spor başarılı olmasın, biz Bursa Sporlu değiliz tweet'i değil. Çünkü bu cepheden bir savaş. Ben sizin samimiyetinize güvendiğim için. Ben çok... divan kurulu üyesiyim, daha nasıl samimi olayım. Yani ne sorayım. Yeni parti ayırmadan söylüyorum. Evet. Sırf Güneydoğu'dan olası oylar için. Çünkü sanmıyorum. Mesela yok, AK Parti'de ondan da sanmıyorum. Hayır. Ben Diyarbakır'a da gittim. Diyarbakır'daki maçtan hayır. Sonra ya bir kişi bir şey atmadı ya. Bakın, hatayı kabul ediyorum. Doğru. Bursaspor'un yalnızlığını da kabul ediyorum. Ama doğru. Bütün partilerin aynı hareketi doğru. Yapması acaba bütün partiler ya biz şimdi Ahmet'in... Yok, ben öyle ilgili onu sanmıyorum. Bakın şöyle düşünün. Sporda şiddet herkesin nefret ettiği bir şey. Doğru. Simultane anında oradaki mesela şu Fenerbahçe bunu Ankara Gücü'ne yapsaydı inanın aynı tweet atacaklarına ben eminim yani. Ben o mesela demin onu söylemeye çalıştım. Yani ben Bursa Sporlu değilim. Bursa Spor da bizim rakibimiz. Bursa Spor da ölsün bitsin kapansın noktasıyla yapmamışlardır. Veya Doğu Güneydoğu oylarını almak için yapmamışlardır. Mesela bir Karşıyaka bir Aydın'a yapsaydı muhtemelen aynı tweet'i atacaklardı. Burada sorun şurada. Sorunun ne olduğunu bilmeden, evveliyatını bilmeden ve bunun Bursa Spor'da da bazı gruplar tarafından yapıldı. Asıl belki de asıl sıkıntı sadece bu değil. Asıl sıkıntı yani sıkıntının en temeli bu Bursa Spor'a mal edecek bir olay değil. Yani Bursa Sporlar hakikaten çok naiftir. Bursa Sporlar çok kültürlüdür. Spor kültürü olan bir camiadır. Ben dahil olmak zaten üzere. Zaten kimse su falan atıldığı için ayağa kalkmadı. Toros ve Yeşil Tank zannedildi ki o hassasiyet var ya. Yani, o da hepsi bir dakika işte, falan açık. Ama o anlaşılamadı işte. Aslında yanlış olan yani özeti şu. Yanlış olan sen Bursa Spor hassasiyetlerini bilmiyorsun. Bursa Spor'u tanımıyorsun. Bursa Spor'un nelerle karşılaştığını, mağduriyetini hiç bilmiyorsun. Burada tutuyorsun. Hemen o görünür gerçeklik dediğimiz o görünürü şey yapıyorsun. Bizi yargılıyorsun. Yani önce bizim bir ne hissettiğimizi, önce bunun hangi odaklar tarafından yapıldığını, önce Bursa Spor'un şimdiye kadar ne kadar haksızlığa uğradığını bir bil. Ha sen yine bu tweet'i atacaksan at. Atmaz gerçi de. Problem oydu zaten. Ama ben şu sözü veriyorum. Bakın hep derler ya, şimdi olmuş da ölmüşe çare yok. Ne yapabiliriz? Yani ben Bursa Spor'lara şunu tavsiye ediyorum. Ben İktidar Partisi İl Başkanı olsam dahi Bursa Spor'a el koyacağım. İşte Bursa Spor'a oturacağım. Bursa Spor'a... Ya bu doğru değil. Şimdi Bursa Spor'du. Ben tekrar söyleyeyim. Doğma büyüme Bursa Sporlu olduğum için. Yani ben bütün profesyonel futbolcuları tanıyorum. Bütün dernekleri tanıyorum. Bir Texas'ın liderlerini, Sporters'ı, eski Kansas'ı bilmem neyi. Yani o zaman Texas bile yoktu. Yani ben şöyle bir şey anlatayım. Sedat Biyedici jübilesinden önce ben tribünlerdeydim. Yani 84'ten öncesini anlatıyor. 80 yılında kim varsa ben tribündeydim yani. 1980 yılında. Artık düşünün neler gelmiş, neler geçmiş. Ne bileyim işte şampiyonluğa kadar bir evrim var. Ondan sonra aşağı doğru bir evrim var. Ama şunu söyleyebilirim. Bursa Spor'un içeriye siyasetçiler girmemek ama siyasetçiler tarafından desteklenmek kaydıyla bir yapılanmaya ihtiyacı var. Yani futbolu bilen insanlar gelecek. Bir de kendi insanlarımız olacak. En büyük problemimiz o arkadaşlar. Avukat bile olsa Bursa Sporlu avukat olacak. Malzemeci bile olsa malzemeci avukat olacak. Menajer de olsa menajer Bursa Sporlu olacak. Başka türlü bunun çözümü yok. Çünkü adam Beşiktaşlıysa olan bir problemde Beşiktaş tarafını tutuyor ister tabii. İstemez. Birincisi bu. İkincisi biz de kendimize dikkat edeceğiz. Yani biz tribünler olarak Bursa Spor'u sürekli motive edici, destekleyici çalışmalarda bulunmamız lazım. Çünkü tribünler maalesef hepsi benim kardeşim. Tribün liderleri de dinliyor. Bazen severken öldürüyor. Hani ayı yavrusu severken öldürmüş misali. Seveyim mi, döveyim mi belli olmuyor. Özellikle bu cezalar, şeyler. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Bu kadro desteklensin. Yani bu belli yerlere çok daha
ne derler, kaliteli diğerler kalitesi anlamında söylemiyorum da çok daha başarılı, çok daha yetenekli futbolcular alınsın. Bu çocuklar seneye şampiyon olur. Olur. Bak o kadar futboldan da anlıyorum. Ya bu ya. Sene bile bu kadar şeye rağmen olur. Play-off'u kaçırdı neredeyse. Yeter ki belli yani. Noktalara çok iyi. İkinci ligde hani böyle hep deriz ya tekmeye kafa atacak derecede hem takım. Mesela biz niye son dakikalarda gol yiyoruz? Oyalayacak insan yok. Sayın Başkan, Bursa Spor konusu çok uzun. Ayrı bir program yok, konusu belki ama. Yani Bursa Spor hak ettiği yere bakın siyasi konuşma yapmıyorum. Çok samimi söylüyorum. Benim kişisel şahsi davam olarak avukat olduğum için davam derken yanlış anlaşılmasın. O hesap sorma anlamında da değil. Ben bizzat bu Bursa Spor'un durumuyla ilgileneceğim. Kesinlikle ve kesinlikle taraflarla bir araya gelip neler yapılacağı konusunda tamamen profesyonel destek alacağız. Elimden geldiği kadar maddi manevi desteği verip bizzat kulüp başkanı gibi, bizzat tribün lideri gibi, bizzat takımda kaptanlık yapan kişi gibi çalışacağımı söz veriyorum. Yani ona göre oy versinler. Ona göre oy versinler. Kesinlikle Bursa Sporluyum. Kesinlikle Bursa, öyle Bursa'da işte. Şu soru gelir ama şunu söylediğinizde. Söylesinler bakın hani tekrar. Hani il başkanısın. Fenerbahçeli var, Galatasaray var. Hatıra forma ya da yadigar bilet kampanyasına katıldın mı? Şimdiye kadar ne yaptın diye de soru gelebilir. Vallahi tribün liderleri orada. Ne bileyim bizim zamanımızda. Yok, CHP olarak. Onu CHP söylüyorum size. Yönetici, olarak. Ya ben kişisel olarak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Her şey şeye cevap veriyorum sizin hani kamuoyuna cevap verir gibi. Her şey birdenbire bir ne derler parayı buldum verdim işte bugün deplasmanı karşıladım değildir. O da çok önemli. O bir aidiyettir. Zaten bunu vermeyen aidiyet değildir. Peki şöyle söyleyeyim ben mesela son mali genel kurula katıldım. Makam arabamda da duruyor. 3858 katıldığıma dair imza da duruyor. Hangi siyasi geldi katıldı? Yani her şey buna ben cevap verdim para verdim işte bir transfer için eleman aldım değil. Manevi olarak orada durmanız gerekiyor. Yani siz Bursa Sporlu olduğunuzu halen gösterebilmeniz gerekiyor. Ben hala aidatları ödüyorum. Hala da Bursa Spor üye kaydediyorum. Şimdi bu bir taraf olmaktır. Bakın tekrar söylüyorum. Fenerbahçelisine saygı duyuyoruz. Trabzonlusuna Beşiktaş. Bunda problem yok. Ama kardeşim biz Bursa Sporluyuz. Burası Bursa. Sen Fenerbahçeli de olsan, Beşiktaşlı da olsan, Trabzonlu hangi takım tutarsan tut. Bursa Spor'a saygı duymak zorundasın. Bundan daha açık. Bundan daha net. Bakın ben bütün siyasi riski alarak söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Biz Bursa Sporluyuz. Bursa Spor'u hak ettiği yere getireceğiz. Diğerlerine de bütün saygı, sevgi ve iyi niyet çerçevesinde fair play oynayarak yapacağız bunu. Biz şampiyon olurken de fair play şampiyonuyduk. Herkes biliyor. Biz şampiyon olurken fair play şampiyonuyduk. Aynı zamanda işte Eras Sarıkart diyen tribün şey, düşünün yani biz şampiyon olurken hiçbir destek almadan tamamen kendi emeğimizle olduk. O Trabzonspor dahil olmak üzere onu çok net hatırlamıyorum ama dahil olduğundan eminim. İlk o zamanki İstanbul kulüpleri dediğimiz bu hani İstanbul'daki ilk üç kulüp kimse üç büyükler diyor. Ben üç büyükler demiyorum. Üç ayrıcılıklı kulüpten daha az bütçemiz olduğu halde olduk. Yani tabii bunun nasıl öyle. Olacağını biliyoruz. Arkadaşlarımız tepki sahikiyle oy kullanmasınlar. Bakın sadece bir milletvekilimiz hata yaptı. Ne olur bize oy verin diye söylemiyorum. Yani Bursa Spor'un kurtuluşu bizden geçiyor. Diğer ittifak ortaklarının partilerin il başkanlarının da aynı asgari benim kadar hassasiyet olduğuna inanıyorum ama iktidar partisi 20 senelik bir enkaz bıraktı. Yani müsaade edin biz bunu enkazı kaldırmak için talibiz. Yoksa şöyle düşünün net söylüyorum. Bize oy vermediniz. İttifak ortaklarına da oy vermez. AKP'ye de oy vermez. Bursa Spor'u kim kurtaracak? Yani biz şimdi kendi içimizde kavgaları kenara bırakalım. Önce iktidar olalım. Sonra gelin benim yakama yapışıp hesap sorun. Ben zaten divan kurulu üyesiyim. Hesabı ben sormak istiyorum. Beraber soralım. Ben peki, de hesap sormak istiyorum. Peki Sayın Başkan son olarak. Bununla bağlantılı olarak biliyorsunuz camiada herkes diyor ki kimse o atkıları takmasın boynuna seçim zamanı. Vallahi ben şerefe takarım. Için, Kılıçdaroğlu geldiğinde takacak mısınız bu spor atkısı? Şimdi tabii hani Kılıçdaroğlu 6 Mayıs'ta gelecek. Onun ne derler? Yani konuşurken hemen uzatılır ya genel başkanlara. Yani hakikaten mitingin şu andaki... Ya hayır ortam müsait oldu. Kılıçdaroğlu da uygun gördü. O anlamda soruyorum. Ya genel başkanımızın gözü takarız. Niye takılmasın ki? Çünkü bak tekrar söyleyeyim. Aile camiada için, şey tepkisi var yani. Tepki, saygı da duyuyorum. Siyasetten hiçbiri atkı takmasın bakın, falan tepkiyi diye. Tepkiyi haklı buluyorum. Hiç bak amasız fakatsız. Bak tepkiyi haklı buluyorum. Ancak şunu söylüyorum. Şimdi bir aile içerisinde bir kardeşiniz bir hata yaptı farz edin. Peki o ailenin çalışıp mesela aynı sofradan yemesi, aynı parayı biriktirmesi, ev sahibi değilse bir kardeşin ev sahibi olması, evlenmemişse kız kardeş evlendirmesi söz konusu olmayacak mı? O kardeş de o hatasını kabul ediyorsa o kardeşi ne yapacağız? Ömür billah bir hata yaptı. Çünkü bu kabul, üstesinden gelinemeyecek, kabul edilemeyecek bir hata değil. Tekrar söylüyorum anlık duruma verilen tepki. Ama kendisi bunu defalarca düzeltti.
Ha şunu da söyleyebiliriz özünde. Ya arkadaş bunlar Bursa sporlu değil. Ya 20 tane vekilimiz var. Hepsinin Bursa sporlu olması beklenemez ki. Bursa'da bile herkes Bursa sporlu. Ama ben size bir şey anlattım. Biz 55 kişi okuyorduk. Erkek lisesinde ben ilk bir K'da okudum. Bir K. 55 kişiydik. 55 kişide 3 kişi bile başka kulüpten değildi. Sonra ne oldu? İşte ben onu yaşayan bir kardeşinizim. Göç aldım. Bunun tekrar eski hale getirilmesi için elimden geleni yapacağım. Stadın Atatürk Stadı olması için ismini elimden geleni yapacağım. Bursa Spor'un bütün tesisleriyle beraber kendine ait tesisi olması için elimden geleni yapacağım. Bursa Spor bütçesinin denk olması için elimden geleni yapacağım. Bursa Spor kadrolarının Bursalılardan oluşması veya teknik heyetin elimden geleni yapacağım. Federasyonda, TFF'de, UEFA'da ne kadar hakkı varsa savunmak için elimden geleni yapacağım. Ben aynı zamanda spor hukuku, spor yöneticilik yapmış bir kardeşinizim. Bütün taraftarlar, bütün tribün beni tanır. Mutlaka haklılar ama haklılık bir kenarda. Ama Bursa Spor'un şimdi bu tepki Bursa Spor'u kurtarmıyor. Sorun burada. Yani şimdi siz tepki gösterdiniz, oy vermediniz. Tamam. AKP ile devam mı etsin? Yani bu aynı aşağı ivme, hiç umursamama, dışarıda yalnız bırakılma devam mı etsin? Yoksa bu kardeşiniz gelsin, Bursa Spor'u koruma altına alsın. Bursa Spor'u da yükseltsin. Ya benim evlatlarım ikisi de Bursa Spor üyesi. İkisi de Bursa Sporlu. Ben de Bursa Sporlu bir aileyim. Hanımım da Bursalı. Bursa Sporlu. Şimdi ben mi daha iyi sizi anlıyorum, hissediyorum? Yoksa dediğiniz gibi hiç Bursa'yla alakası olmayan, yani sadece bu tweet özelinde değil, 20 senedir, yani 20 demedi, 2012 senedir aşağı doğru bir iğme var. Yani bunlar mı Bursa Sporlu? Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Gerçek manada Bursa Sporları işin başına getirip, onlardan mümkün olduğu kadar iktidar partisi il başkanı olarak benden yararlanmanız gerekiyor. Ben bütün vücudumla, hücrelerimle tekrar söz veriyorum. Bursa Spor'u layık olduğu yere getirebilmek için elimden geleni yapacağım. Gerisi nasip kader. Sayın Başkan, o dönem çok net Ümit Özdağ çıkışlar yaptı Bursa Spor lehine. Sonrasında adaylıktan sonra Sinan Oğan da yaptı. Hatta Sinan Oğan'ın 100 bin imzasının çoğunun büyük desteğinin en azından yere yakındı. Bursa Spor taraftarı tarafından tamamlandığı yönünde de iddialar var. Ben en azından sosyal medyada çok sayıda Bursa Spor taraftarının imza verdiğini, işte görselli paylaşımını da gördüm. Dolayısıyla bu tepkilerin Zafer Partisi dışındaki bütün partilere, tabii bir takım taraftarlığına oy vermede çok insan değerlendirmez ama fanatik, değerlendirecek kitlede Bursa'da bir Zafer Partisi'ne Türkiye'ye göre artı bir puan, iki puan, üç puan, beş puan neyse olabilir mi böyle bir kayma? Ya ben tabii şimdi tekrar söylüyorum. Herkesin tepkisi ve siyasi tercihine saygı duyuyorum. Bu zaten olması gereken bir şey. Ama bütünün içerisinde kalırsak, Bursa Spor'a faydalı olacak bir siyasi yapının destekçisi olursak veya Bursa Spor'a faydası olacağına, destek vereceğine inanan bir partiye oy verirsek, onlar içerisinde, yani bizim kitlemiz şöyle düşünün, CHP'nin 10 milyon oyu var. Şimdi 10 milyonun tamamı zaten Bursa Sporlu değil ki. Bursa'da da 550 bin oy alıyoruz. Tamamı Bursa Sporlu değil. Yani bunu kontrol etmeniz mümkün değil. Yani şöyle bir sağduyu öneriyorum. Şimdi iktidara o kadar yakınız ki, yani bir tık ilerideyiz, 15 gün sonra iktidar olacağız. Şimdi ertesi gün benim Bursa Spor'un yetkililerle beraber oturup Bursa Spor'a destek vermem mi kolay? Diyelim Zafer Partisi burada %5 aldı. Ya da Memleket Partisi %7 aldı. Ya da Sinan Oğan burada %12 aldı. Yani onun mu oturup Bursa Spor'a burada faydalı olması daha kolay? Ben bir de tekrar söylüyorum. Yani bütün camiadaki, yani diğer partiler içerisindeki Bursa Spor'ları da tanıyorum. Yani bütün siyaseti birleştirebilecek, bütün siyaseti devlet kurumları dahil, yani valilikten tutun. Zaten en büyük şikayetimiz nedir? Devlet kurumları ta Beşiktaş maçındaki kavgalar itibaren, ya taraftarlar avukatları yaptı. Oradaki insanlar beraat kararı aldı. Yani benim orada vekaletim var. Ya ben taraftarlar yargılandığı davada taraftarları savundum. Beraat kararı aldılar. Asiyez ağır cezada da beraat ettik. Ücretsiz mi destek verdiniz? Tabii canım, ücret ne demek? Elbette. Zaten müvekkilim. Onu da belirtelim de. Tabii. Yani ya beni biliyorlar. Ben şimdi tribün liderlerin ismini de sayarım ama yani onlar da kendi aralarında kendi aralarında gerilime girmesinler diye. En son işte Texas'ın verdiği yemeğe gittim. Yani konuştuk. Teveccühler çok fazla. Evet, eleştiriler hala var. Kızgınlık var ama bu anlattığım gibi, şimdi biz 550 bin oy vardı en son Bursa Spor'da. 550 bin oyun tamamına sahip çıkmam mümkün değil. Ben il başkanı olarak, yani sadece oy almak için söylemiyorum. Ben Bursa Spor olarak söylüyorum. Tabii ki oy vermeyebilirler. Ben tekrar söylüyorum. Verseler de vermeseler de ben Bursa Spor'u hak ettiği yere gelmesi için bir Bursa Spor olarak elimden geleni yapacağım. Bakın, o kadar insan aidat ödemedi, düştü. Ben diyorum ya, en son Mali Genel Kurul'a katıldım ya. Yani imzam var, kartım duruyor.
Hala aidat ediyorum ve hala Bursa Spor'la ilgili neler yapılabiliyorsa derneklerle de konuşuyorum ama şimdi muhalefet partisinin gücü bir yere kadar. Çünkü etkili yani yetkili olamazsınız, etkili olamazsınız. Konu sadece para da değil. Yani şunu hayal etmeyin. İşte geçenlerde bir yerde okudum. Bursa Spor'un 190 milyon muydu tahtayı açmak için? Tahtayı açmak için. Yani siz isterseniz 1 milyar verin. Bu düzende bu 1 milyar da bir işe yaramaz. Önemli olan doğru insanların gelmesi. Çünkü doğru insanlar gelirse hem yönetime hem takıma zaten takım düzelir. Ondan sonra İktidar Partisi'nin gücüyle beraber Bursa Spor zaten hak ettiği yere gelecektir. Yoksa şimdi TFF'deki yetkiliden de şikayet edersiniz. Ticaret Sanayi Odası'ndan da şikayet edersiniz. Peki şimdi her şey var diyoruz. Tamam. Helvayı kim karacak? Kim yapacak helvayı? İktidar Partisi olarak biz yapacağız. Bırakın Bursa Sporlu bir kardeşiniz elinden geleni yapsın. İtirazlarınızı bir kenara koyun. Seçimden sonra tekrar görüşelim. Tekrar aynı itirazlarınızı yapın. Yoksa %3, %5 başka partilere kaçtığı zaman onlar gelip de Bursa Spor'u kurtarmayacak ki. Bursa Spor'la yine siz dertleştiniz. Yine ben dertleneceğim. Yine siz üzüleceksiniz. Yine ben üzüleceğim. Yani bu tepkinin makul boyutta kalmasını ve seçimlerde en azından partimizin desteklenmesini veya ittifakın daha sonra da gelip bizden hesap sorulmasını istiyorum. O zaman oturalım açık tartışalım. Yani bu tekrar söylüyorum ben Vakıfköy'deyken üye oldum. Bizzat kendim giderek üye oldum. 3 sene oy kullanamıyorduk. Şimdi tüzüğü de değiştirmek lazım. Halen işte ekonomik kaynakları da çeşitlememek lazım. Nasıl söyleyeyim? Yani doğma büyüme Bursa Sporlu ve Bursalı olarak biri nasıl anlatılır başka türlü? Divan kurulu üyesiyim. Sizden yana bir şüphe olduğunu yok, sanmıyorum zaten. Kurumsal anlamda da bu şemsiyenin altında. Bakın Türkiye'de bölücü de var mı? Var. Maalesef %3-5 şeriat isteyen var mı? Maalesef var. Ama ana eksen nedir? Bayrağımıza, sınırlarımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına, devrimlerimize, geçmişimize sahip çıkan bir kitleyiz değil mi? Ben de askerlik yaptım. Ben de vergi veriyorum. Ve bunun aksini düşünenle muhatap bile olmam. Ama arada bunlar çıkıyor diye ne yapalım? Ülkeye bomba atalım, tamamını yok edelim. O %300'ünden 80 milyonu yok edelim. Tekrar insan mı yaşatalım? Bazı hatalar yapılmış olabilir. Ama bak tekrar söyleyeyim. Görünür gerçeklik vardır ya. Buna bakarsınız. Ha dersiniz. Bu böyle. Hata buradan kaynaklanıyor. Hata mı? Hata. Zaten tevil etmiyorum. Ne derler? İşte bahane de üretmiyorum. Ben sizin de bu konuda dertli olduğunuzu gördüm. Tabii ki. En uzun cevap Bursa Spor oldu ama, yani. Ya Bursa Spor'dan daha başka hani derdimiz yok ki. Süre sorunumuz yok diye çok yani, da müdahale etmedim. Vatan haricinde, aile haricinde, namus haricinde Bursa Spor. Zaten başka yaşamıyoruz ki. Bursa Spor'la yatıp Bursa Spor'la kalkıyoruz. O kadar yoğun. Tabii herkes görünemeyebilir. Herkes reklamını yapmayabilir. Herkes... Ama gönülden bağlı olduğunu nasıl hissettirirsin? Bir aidat. Ödüyor maçlara musun? Gidiyor musunuz? Ya maçlara gidemiyorum. Çünkü ben maçlara gidemeyecek kadar fanatiyim. Yani bunu gönülden söylüyorum. Ben maçı seyredemiyorum. Ben bu spor maçını da seyredemiyorum normalde. Yöneticiyken bile zor seyrediyordum. Yani gerçekten çok fanatiyim. Ama bir insan maçı izlemeden nasıl? Ya işte biz öyleyiz. Bazı fanatikler var maç seyredemiyor. Bizde de öyle bir ruh sağlığı bozukluğu var. Gerçekten seyredemiyorum. İktidar Partisi olunca nasıl seyredeceğim bilmiyorum. Yani yöneticiyken seyrediyordum. Ama nasıl seyrediyordum bir de bize sorun. Yani ben normalde basket maçına da gidemiyorum. Stres mi yapıyorsunuz? Heyecan mı? Nasıl yani? Valla bilemiyorum abi. Yani hayır şöyle çok nasıl çok sevgiden oluyor herhalde yani. Bu aşırı bir sevgi var. Yani millet ne hissediyorsa ben de onu hissediyorum. Yok ama... tamam mesela stada gittiniz. İşte protokole türbünle oturdunuz. Yani Bursa Spor pozisyonu olunca aşırı mı heyecan? Yani nasıl izleyemiyorsunuz o anlamda söylüyorum. Ya, aşırı çarpıntı mı yapıyor? Ne oluyor? Yok öyle çarpıntı yapmıyor da tabii haksızlık oluyor. Tepki vermek gerekiyor. Layıkıyla bir tepki veremiyorsunuz. Keşke tribünde olsak da biz de hani o tepkiyi versek. Ekrandan izliyor musunuz normal? İzliyorum tabii canım. Tabii sonuçlarına bakıyorum, skora bakıyorum. Ya mesela bir iş yapıyorum. Bursa Spor'un diyelim ki Aydın'dan Isparta ile maçı var bakıyorum şeyden. Hayır tamam canlı mesela yayın varsa izliyor musunuz ekrandan? Canlı yayını da çok zor. Gene aynı sorun çok, var yani. Hemen hemen. Yani gerçekten maç seyredemiyorum. O kadar fanatiyim yani. Anladım. Sizin anladığım kadarıyla etrafta kimsenin olmadığı bir ortamda anca, açacaksınız. Tabii. Hani tepkiyi çünkü de ver. Bazen kendi kulübümüze de çok tepki gösteriyorum. Bazen anladım. Oyuncuya gösteriyorum. Bazen taraftara gösteriyorum. O yüzden bazen de yalnız olmanız gerekiyor. Hakemi tabii yalnız. Mesela şöyle söyleyeyim. Doğu Almanya maçına gitmiştim üniversitedeyken. Doğu Almanya maçı Tanju penaltı kaçırmıştı. Mesela o kadar çok sinirlenmiştim ki 60 dakika adama hakaret ettim yani. Ve Dünya Kupası'na gidememiştik. Düşünün yani. 60 dakika bir futbolcu tepki gösterilir mi ya? Ama işte genciz. Kanımız akıyor. 19 yaşındayız. O aralar belki 20 yaşındaydık. Doğu Almanya diye bir ülke vardı düşünün. Ya evet, o kadar doğru. Çok futbol takip ediyorum ben ama hani şeye benziyor bu. Severken öldürmeyelim. Sonuçta tabii dertleştik taraftarımızla. Haklılar yani saygı da duyuyorum. Ama
Mesela devlette de bir yanlış yapılıyor diyelim. Bir bakanımız bir yanlışlık yaptı ya da bir partilimiz bir yanlışlık ya da bir askerimiz bir yanlışlık yaptı. Ya dediğim gibi onu tamamını yok edip de sıfırdan bir şey üretmiyoruz. Ne yapıyoruz? O sorunu tespit edip o sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ben Sadık'a davet ediyorum. Özetle yapılan iş doğru değil ama anlık bir tepki ve anlık bir görsele dayanıyor. Hatta o görsel maalesef Bursa sporlarının tamamını, Bursa camiası tamamını temsil etmiyor. Fazla olayı anlamadan, tahlil etmeden yapılan ilk tepkiler genelde yanlış olur. Ama biz yöneticiler olarak zaten böyle bir tepki vermedik. Takip etmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar da bunun Bursa Spor'a mal edilemeyeceğini anlattık. Doğrudur. Ben de içinde olduğum Bursa Spor'un deplasmanlarında belki zayıf bırakılıyor. Ama arkadaşlar kurtarmamız gereken bir şehir, kurtarmamız gereken bir ülke var. Bu ülkeyi, şehri de kurtardıktan sonra Bursa Spor çok rahat kurtulur. Peki Sayın Başkan, televizyon yayını olup reklam vesaire sıkıntımız olmadığı için süreyle ilgili 1 saat 30, 1 saat 40 dakika ben de çok müdahale etmek istemedim aralara girerek. Rahat rahat derdinizi anlatın istedim. Yani sosyal medyanın YouTube yayınlarında rahatlığı bu. Eğer ekleyeceğiniz, şunu da söylesem iyi olur diyeceğiniz bir şey yoksa teşekkür etmek istiyorum ben. Ben hemen hemen her konu konuştuğumuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Halkımıza da seçim çok yakınlaştı. Tabii öncelikle oy kullanmalarını, istedikleri partiyi tercih etmelerini ama iktidarın belli bir süre içinde ciddi yıprandığını, artık ülkenin biraz yönetilemez hale geldiğini, sistemden kaynaklanan da problem olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla bir sistem değişikliğinde, kan değişikliğinde hani ferahlık olacağını, rahatlık olacağına da inanıyorum. Tabii seçimlerde öncelikle ittifak olarak bizi ve CHP'yi tercih ederlerse bundan sonraki sürecin çok daha sağlıklı, çok daha makul, çok daha iyi olacağına kendilerine söz veriyoruz. Sloganımız belli, bahar gelecek. Cumhuriyetimizin 100. yılı, devletimizin kuruluşunu biz onu demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz. Kendilerinden tabii seçimde kendi partimize oy istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olabilmesi için onlara, yani Cumhurbaşkanımıza da oy istiyoruz. Yani hem partimize hem Cumhurbaşkanımıza oy istiyoruz. Seçiminde vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Seçim 2023 ilk programının sonuna geldik. Bu arada şey de söyleyeyim. Turgut Bey'le soy isimlerimiz aynı ama akraba değiliz. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla belirtmiş olalım. Evet, ilk program konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Turgut Özkan'dı. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.